Bunlar ateist! Ateizm Derneği YouTube kanalından yayınlanan Bunlar Ateist'e hoş geldiniz. Bu bölümümüzde iki değerli konuğumuz olacak. Ama öncesinde bazı duyurularımız var her zaman olduğu gibi. Onları hatırlatmak istiyorum. Bilindiği üzere Ateizm Derneği bir sivil toplum kuruluşudur. Ve şu anda sizlere derneğimizin resmi YouTube kanalı ADTV'den seslenmekteyiz. Aklınızın bir yerinde bulunsun. Derneğimizin resmi internet sitesini ziyaret ederek hakkımızda çok daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Derneğe sadece ateistler mi üye olabiliyor? Sadece İslam'ı mı eleştiriyoruz? Derneğin Türkiye, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'deki statüsü nedir kabilinden aklınıza gelebilecek pek çok sorunun cevabını burada yani web sitemizde bulabilirsiniz. Ama şunu biliniz ki bizim arkamızda, gerimizde, üstümüzde gizemli güçler, çeşitli hükümetler veya çeşitli lobiler falan yok. Arkamızda sadece Türkiye'nin aydınlık savaşçıları yani sizler varsınız. Bizi daha iyi tanımak, toplumsal olaylar karşısında verdiğimiz doğal reflekslerimizi yakından gözlemlemek isterseniz lütfen Facebook, Instagram ve Twitter sayfamızı takibe alın. YouTube kanalımıza abone olun. Ve bildirimler için pek tabii ki zili açmayı unutmayın. Programı açmadan önce sizlere bize olan destekleriniz için teşekkür etmek istiyorum. Ateizm Derneği'ni, daha doğrusu Ateizm Derneği TV'yi Patreon ve Kresus üzerinden destekleyebilirsiniz. Bildiğiniz gibi bu yayınlar sizlerin bağışları sayesinde sağlanan teknik imkanlar ile biz gönüllüler tarafından gerçekleştirilmektedir. Sizlerin desteği yayın kalitemizin ve içeriklerimizin zenginleşmesi için çok önemli. Yurt dışı kredi kartı kullanan takipçilerimiz Patreon hesabımızı ziyaret ederek aylık 1 dolardan 100 dolara kadar olan seçeneklerinin içinden birini seçerek bize destekte bulunabilir. Yerli kredi kartı kullanan takipçilerimiz ise bizi Kresus üzerinden aynı şekilde destekleyebilirler. Tüm destekçilerimizi ekranda gördüğünüz ilgili hesaplarımıza şu anda şimdi hemen yönlendirmek istiyorum. Amacımız kanalımızı geliştirerek haftanın mümkün olduğu kadar çok günü farklı formatlarda yayınlar yaparak sizlere özgün içerikler üretebilecek bir seviyeye gelmek. Ekibimize katılmak için lütfen alt yazılardaki yönlendirmeleri takip edin ve bize e-posta ile ulaşın. Bu arada her zaman olduğu gibi telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. Programa katılıp canlı yayında soru sormak ve hediye kitaplarımız var. Bu kitaplardan birini kazanmak için 0216 900 26 06 ya da 0216 900 18 66 numaralı telefonlardan birini arayıp meeting ID olarak 499 107 795 ve burası önemli diyez işaretine tuşlamanız gerekiyor. Numaranın sonunda diyez işaretini tuşlamazsanız sesimizi duyamazsınız. Bu aklınızın bir yerinde bulunsun. Yayına katılan tüm telefon konuklarına Turan Dursun'dan Kutsal Kitapların Kaynakları 1, 2, 3 ve veya Yakup Deniz'den İslam, Kadın, İnsan isimli kitabı hediye olarak yolladığımızı hatırlatmak isterim. Ancak malumunuz koronavirüs pandemisi dolayısıyla posta hizmetlerinde vesaire bazı aksaklıklar yaşanabiliyor. Böyle bir aksaklık olması durumunda sizlerden peşinen affınıza sığınıyoruz. Son olarak Ateist Gazete. Ateizm Derneği'nin üye ve gönüllülerine özel olarak iki haftada bir yayınladığı bir e-bülten. Gazetemize ilk 15 gün henüz mürekkep kokusu üzerindeyken sıcağı sıcağına ulaşabilmek için dernek üyesi veya gönüllüsü olmanız gerekmektedir. Her yeni sayı yayınlandığında bir önceki sayı dernek web sitesi, sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyu ile paylaşılıyor. Bunun yanı sıra sizler için bir de bu gazetenin haber bültenini çekiyoruz. Sunucularımız uzman psikoterapist İrem Yaydırgan ve üyelerimizden Süleyman Karan, AD
Yazı İşleri Komisyonu tarafından sizler için hazırlanan haberleri yorumluyor ve tartışıyor. Ateist Gazete'yi, yani Türkiye'nin en Allahsız haber bültenini kaçırmayın lütfen. Şimdi sizlere artık konuklarımızdan bahsetmek istiyorum. Radyo Şema'nın genel müdürü Soner Tufan. Soner Bey, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ve İstanbul Üniversitesi'nde din felsefesi üzerine lisansüstü çalışmalar yapan uzman İbrahim Yeşua Özçelik. İbrahim Bey, siz de hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Derneğimiz üye ve gönüllülerinden çeşitli sorular aldık. Bu soruları sizlere yönelteceğiz ve bir cevap isteyeceğiz sizlerden. Ama öncesinde İncil denilince benim aklıma ve İsa denilince benim aklıma gelen ilk kavramla başlamak istiyorum müsaadenizle. Sevgi, Tanrı'nın bize olan sevgisi hususundan bahsetmek istiyorum. Nasıl bir sevgiden bahsediliyor İncil'de, Hristiyanlık'ta? Efendim, kim söz almak ister önce bilmiyorum ama İbrahim Bey, Soner Bey. Büyüğümüze bırakalım sözü ilk başta. Peki, Soner Bey. Teşekkür ederim. Buyurunuz. Tabii efendim. Aslında çok önemli bir yerden tuttunuz. Kutsal Kitap'ta İncil bölümünde, Korintliler 13. bölümde sevgiyi çok iyi bir şekilde tarif ediyor. Aslında Hristiyanlığın temelinde, inancın temelinde sevgi duruyor. Çünkü Tanrı o kadar sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman eden sonsuz yaşama kavuşsun, hiç kimse mahvolmasın diyor. Sevginin koşulsuz olduğunu, sınırsız olduğunu, sevginin bir şeye bağlı olmadığını, biz ne yaparsak yapalım Tanrı'nın sevgisinin asla ve asla değişmediğini, Tanrı'nın her koşulda bizi sevgiyle kucakladığını, bizi kabul ettiğini ve aslında bütün kurtuluş planının sevgiden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Yani İsa'nın en önemli, en dikkate değer isimlerinden bir tanesi onun sevgi oluşu. Öyle diyor yani, kutsal ruh aracılığıyla Tanrı'nın sevgisi sizin yüreklerinizde dökülmüştür. Aynı zamanda diyor ki düşmanlarınızı sevin diyor. Yani yasa kitabına baktığımız zaman, kutsal yasa İncil'den önceki kitaplara baktığımız zaman böyle bir yaklaşım çok fazla göremiyoruz. Ama İsa diyor ki düşmanlarınızı sevin. Şimdi biz düşmanlarımızı nasıl sevebiliriz? Sadece ve sadece Tanrı'nın bizi ne kadar sevdiğini fark ettikçe, Tanrı'nın sevgisinin derinliğini gördükçe biz insanları o denli sevebiliriz ve aslında bu sevgi bize ait olan bir sevgi olmaktan ziyade Tanrı'nın kendisinin tanımlandığı bir sevgi ve ruh aracılığıyla bizim yüreklerimize döküldü. O zaman biz o ruh aracılığıyla sevebiliriz. Sadece sevin demiyor ama sevebilmemiz için gerekli olan şeyi de bize veren bir sevgi tanrısına inanıyoruz. İbrahim Bey? Ya aslında Soner abi çok güzel özetledi. Tabii burada belki çok kısa bir şekilde sevginin ne olduğunu da analiz etmek lazım. Halk arasında sevgi dediğimizde birçok kavram ya da düşünce olduğunu görüyoruz. Yani sevgi sadece bir şeyden hoşlanmak değil ama bir eylem gerektiren bir nasıl diyeyim durum aynı zamanda. Yani Tanrı'da sevgi emektir gibi. Evet, kesinlikle. Yani aslında davranışlarımızda, eylemlerimizde o soyut kavramı biraz daha somutlaştırıyoruz. Sevgi, yani seni seviyorum ifadesini somutlaştırıyoruz bir yerde. Tanrı için de yani Tanrı bizi sevdiğini nasıl anlıyoruz? Bu soyut kavram nasıl somutlaşıyor diye baktığımız zaman Kutsal Kitap'ta diyor ki İncil'de biz daha günahkarken Tanrı bizleri sevdi ve bizim için biricik oğlunu gönderdi. Yani Tanrı'nın yaptığı eylemden
aynı zamanda onun bizlere olan sevgisinin niteliğinin ne olduğunu ve aslında derinliğinin ne kadar büyük olduğunu anlayabiliyoruz diyebilirim. Yani çok kısa bir şekilde ifade edecek olursak. Ama aslında çok basit gibi gözüken bir olgu. Ama içerisinde ne kadar çok konuşursak o kadar çok kapının açıldığı da aynı zamanda çok derin bir konu diye düşünüyorum. Belki zaman zaman Tanrı'nın sevgisinde yine şey yapabiliriz. Değinebiliriz diye düşünüyorum. Biricik oğlunu gönderdi. O kadar çok sevdi ki insanları, bizleri. Biricik oğlunu bizlere gönderdi diyorsunuz. Bizim atalarımız da onun biricik oğluna yapmadığını, etmediğini bırakmadı. Böyle de bir durum söz konusu. Bunu böyle bir durum söz konusuyken buna rağmen o sevgide bir eksilme ya da böyle bir soruyla karşılaşıyor musunuz bilmiyorum. Ya ben bir örnek vermek isterim. Buyurunuz. 2007 yılında Malatya'da Hristiyanları katlettiler. Evet. 5 kişi onların ofisine girdi. Biri Alman, ikisi Türk olan Tilman, Uğur ve Necati. Bunları katlettiler. Katliamdan hemen sonra tabii bütün medya kuruluşları bununla ilgili yayınlar yapmaya başladı ve özellikle öldürülenlerin yakınlarıyla röportajlar yapmak istediler. Bazı zamanlarda bu Tilman Geske'nin eşi olan Suzanna Geske bu yayınları kabul ediyordu. Ve bir yayında şöyle bir şey söyledi. Dedi ki ben onları affettim. Hı hı. Yani onun kocasını öldürmüşler, çocuklarını babasız bırakmışlar ve bu ölüm öyle kolay bir ölüm de değildi. Çünkü yani ben şeyin de içinde olduğum için, bu davayı takip eden grubun da içinde olduğum için bütün şeyleri, tutanakları, bütün dava dosyasını, her şeyi okuyordum ve okuduğum şeylerden bir tanesi de otopsi kayıtlarıydı. Yani bu otopsi kayıtlarında yani her birinin yani minimum 50 civarında bıçak yarası var vücudunda. Hani böyle bir işkenceyle öldürülmüş bu insan. Vahşice 2 saat boyunca devam eden bir işkencenin sonunda öldürülmüşler. Ve Suzanna Geske diyor ki bunu diyor ben bunları affediyorum. Nasıl affedebilirsin sen? O zaman insanlar şöyle yorum yapan insanlar çıktı. Dediler ki herhalde bu katillerden ya da katillerin arkasındaki insanlardan korkuyor. Bunun için affettiğini söylüyor. Eğer böyle söylerse onların öfkesini dindirir diye düşünüyor. Ama öyle değil. Gerçekten bir insan böyle bir suçu affedemez. Böyle bir durumla karşı karşıya gelip de sessiz kalamaz. Normal bir şey değil. Ancak ve ancak Tanrı'nın işte biraz önce konuştuğumuz sevgisi aracılığıyla bu mümkün. Yoksa o yani genç yaşında dul kalmış, çocuklarını babasız bir şekilde yürütmek zorunda kalmış bir insanın söyleyebileceği bir şey değil. Tanrı onun içine koyduğu ruhu aracılığıyla bunu sağlıyor. Şimdi aslında biraz önce bahsettiğim şeyden birkaç söz okumak isterim. Buyurunuz. Sevgi sabırlıdır. Sevgi şefkatlidir. Kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez. Sevgi kaba davranmaz. Kendi çıkarını aramaz. Kolay kolay öfkelenmez. Kötülüğün hesabını tutmaz. Sevgi haksızlığa sevinmez. Gerçek olanla sevinir. Sevgi her şeye katlanır. Her şeye inanır. Her şeyi umut eder. Her şeye dayanır. Böyle bir sevgi aslında en üstün olan. Öyle söyleyeyim. Bu metnin en sonunda. Kalıcı olan. İşte kalıcı olan üç şey vardır diyor. İman, umut, sevgi. Bunların en üstünü de sevgidir. Biraz önce ifade ettiğim gibi, yani İbrahim'in de söylediği gibi, insanlar tabii sevgi deyince tek bir sevgiyi düşünüyorlar. Yani orada ayrılıyor. Yani bir agape var, bir logos var, başka şeyler var, ayrıntılarla izleyicileri sıkmaya gerek yok ama bu tanrısal sevgi sayesinde
Suzan'la Geske kocasını öldüren insanları affettiğini söylüyor ki affedebildiğini ben şahsen biliyorum. Peki. Şöyle bir sorumuz var. Onunla devam edelim. Hristiyanlık ve Mısır mitolojisi arasındaki benzerlik nedir? Şeklinde bir sorumuz var. Bu benzerlikler Hristiyanlığın inanırlılığına gölge düşürür mü? Diye sormuşlar. Evet, bu İbrahim'in alanına giriyor. İbrahim Bey, buyurun. Ya aslında dinler tarihiyle ilişkili bir soru. Benim çok uzman olduğum bir alan değil ama meraklı bir Hristiyan olarak böyle konularla ilgileniyorum. Özellikle bu Zeitgeist belgeseli falan vardı zamanında. Ondan böyle Allah Allah o kadar çok benzerlik mi var diyerek biraz incelemiştim, araştırmıştım. İlginç bir sonuca varmıştım. Yani bu iddiaların büyük bir kısmı aslında akademik olarak güvenilir olmayan şeylere dayanıyor. Yani belgelere dayanıyor. Dolayısıyla iyice araştırıldığında söz konusu edilen benzerliklerin aslında olmadığını fark ediyoruz. Örneğin Bakire'den doğurmuş. İşte deniyor ki Horus Bakire'den doğdu. İsa da Bakire'den doğdu deniyor. Ama Horus Bakire'den doğmadı. Ya da başka benzerlikler olduğu söyleniyor. İşte ölümü, dirilişi olsun, diğer başka işte üç kişinin ziyaret etmesi vesaire gibi. Burada da yani benzerliklerin olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla soruda aslında ilk dikkat çekmek istediğim şey, sonra bir varsayım da başlıyor. Yani bir benzerlik var, bunlar nelerdir diye başlıyor ama şunu sorgulamamız lazım. Gerçekte benzerlikler var mı? Ya bu noktada hani çok uzun konuşabilirim ama ilk dikkat çekmek istediğim şey ya da ilk yönlendirmek istediğim nokta, yani iyi bir araştırma yapmak gerekiyor. Nitelikli bir araştırma yapmak gerekiyor. Çünkü doğru bilgi her zaman elimizin altında bulunmuyor. Ama eğer iyi bir araştırma yaparsak varacağımız sonuç söz konusu edilen benzerliklerin aslında pek olmadığını görüyoruz. Bunu söyleyebilirim ilk aşamada. İkinci olarak şunu söyleyebilirim. Yani diyelim ki bir benzerlik bulduk. Hani farz edelim. Bu benzerlik bizi nereye götürür? Onu sormamız da lazım. İnsanlar hemen bir benzerlik bulduğu zaman, bir benzer ya da aynı bir noktaya işaret edildiğini gördükleri zaman, aha bak, bu ikisi arasında bir şey var, nedensellik var gibi anlaşılıyor. Halbuki benzerliklerin olması illa ikisi arasında bir etkileşimin olduğunu ya da etki-sonuç ilişkisinin olduğunu göstermez bize. Yani bununla ilgili mesela bir örnek vereyim. Geçenlerde gördüm bir fotoğraf sosyal medyada. İşte bu evde tek başına bir film vardı ya, Kevin, evet. McAllister galiba vardı. Benim çocukluğuma tekabül eder. Evet, benim de. Sinemada izlemişimdir onu. Aynen, güzel bir filmdi. Orada mesela yapmışlar, dört bölüm maddeden oluşan benzerlikler İsa'yla. İşte bir tanesi de 8 yaşında annesi babası tarafından ayrı bırakılıyor. İşte İsa da şu yaşında ayrı bırakılıyor vesaire diye. Böyle 4 maddelik benzerlik bulmuşlar. Şimdi buradan şu sonuca varabilir miyiz? Yani evet, arasında 4 tane benzerlik bulduk. O zaman bak, bu hikaye işte İsa'dan çalıntı diyebilir miyiz? Ya da İsa'dan alıntı diyebilir miyiz? Yani neden diyemeyelim? Bence diyebiliriz. Bunu esinlenmişler diyebiliriz. Ya da gönderme yapıyorlar diyebiliriz. Evet, bunu demek için bir bağlantı noktası bulmamız lazım. Yani benzerliğin kendisi tek başına yeterli değil. Yani eğer elimizde somut bir dayanak noktası yoksa biz kimseyi tutup da bak siz hikayeyi buradan almışsınızdır diyemeyiz. Ya bunu söylemek istiyorum. Aslında net olabiliyor muyum bilmiyorum. Siz net buluyor musunuz? Yani tek başına bir benzerlik bir hikayenin bir yerden geldiğini bize göstermez. O bağlantıyı da kurmamız lazım. O nedensellik ilişkisini de kurmamız lazım. İşte örnek vereyim. Yani Mısır mitolojisinden bahsediyoruz ama İncil'in yazıldığı yer işte Greco-Roman dünyası. Niye mesela Mısır mitolojisini kullansınlar? Bunu da sormamız gerekiyor. Mesela buradan bir bağlantı noktası bulamıyoruz. Çünkü hani diyebiliriz ki belki işte Greco-Roman dünyada daha farklı bir sosyolojik yapı var, daha farklı bir toplumsal anlayış var vesaire. Eğer bir hikaye üretilmek isteseydi belki de o dünya içerisinde ortaya çıkan bir hikayenin o toplumun özelliklerini ya da mitolojik figürlerini daha çok yansıtması beklenirdi diye düşünebiliriz. Gibi gibi, yani bunları çoğaltabilirim ama zaten başlangıçta söylediğim gibi bu benzerliklerin olmadığını görüyoruz.
Son bir nokta, çok uzatmadan şunu dile getirebilirim. Bu bağlantı noktasıyla da ilişkili olarak. Şimdi bu İsa ile ilgili öyküler, anlatılar böyle insanların hayal gücüne dayalı olan şeyler değil. En azından tarihsel olarak incelersek bunların belli bir tarihsel arka planı olduğunu görüyoruz. Yani şu anda mesela bu şeyciler de vardır işte. İsa mitçileri, işte İsa aslında İsa diye birisi yoktu, mitolojik bir figür diyen çok çok küçük. Ben de o kişilerden biri sayılırım. Evet, ama sayılırım meydan okumak öyleyim yani. Meydan okumak istiyorum. Yani tabii ki bunu da tartışabiliriz uzun uzun ama İncil içerisinden ve İncil dışındaki kaynaklara baktığımız zaman tarihsel olarak yani tarihsel metodolojiyi uygularsak İsa diye birisinin varlığından şüphe edemeyeceğimiz anekdotların, noktaların olduğunu görebiliyoruz. Yeterli bilimsel veri var diyorsunuz. Evet, burada tabii ki bilimsel veriden ne anlıyoruz? O da çok önemli. Yani ben tarihsel metodoloji açısından konuşuyorum. Yani tarihteki bir kişinin varlığından şüphe etmemizi gerektirecek herhangi bir noktanın olduğunu düşünmüyorum. Ya da şüphelenmemiz gerektiğini gösteren noktaların olduğunu düşünüyorum. Son bir nokta, aslında bu noktaya gelmek istiyordum. Bu İsa ile ilgili öykülere baktığımız zaman hem tarihsel olduğuna dair tarihsel metodolojiyi uygularsak, yani İncil içerisinde bu bahsettiğim şey şu, yani İncil alıyorsunuz ama onu bir kutsal metin olarak değil, bir tarihsel metin olarak inceliyorsunuz. Tarihsel metin olarak incelediğiniz zaman bunların belli kriterleri vardır. İşte çoklu kaynaklar kriteri vardır, mahcubiyet kriteri vardır. Böyle tarihçilerin zamanla oluşturdukları kriterler vardır. Bunlar ölçüsünde değerlendirdiğimiz zaman, yani bugün böyle en şüpheci akademisyenlerin bile içerisinde tarihsel olarak evet bu tarihseldir dediği pek çok noktayla karşılaşırız. Bunlara baktığımız zaman birincisi İsa ile ilgili anlatıların tarihsel, yani çoğunlukla en azından tarihsel ölçütler doğrultusunda tarihsel olguları işaret ettiğini görebiliyoruz. Bununla beraber şöyle bir önemli nokta var ki İsa ile ilgili bahsettiğimiz bu benzerlik bulunan noktalar aslında mitolojik şeylerden, mitolojik hikayelerden değil ama başka bir yerden geliyor. Geliyor derken aslında kökenleri başka bir yere dayanıyor diyeyim. Daha doğru olur. Eski antlaşmaya dayanıyor. İşte mesela Bakire'den doğum diyoruz ya. Bu Horus'ta yok ama eski antlaşmada var. Daha yaratılış kitabının insan tarihinin en başına gittiğimiz zaman işte ilk günahtan sonra Tanrı'nın verdiği vaatte biz Bakire'den doğumun imasını görüyoruz. Tanrı diyor ki işte kadının soyu şeytanın başını ezecek. İşte Yeşaya peygamber İsa'dan ne kadar emin değilim ama yaklaşık 700 yıl önce yanlış hatırlamıyorsam Bakire'den doğumdan bahsediyor. İsa'nın ölümüne ilişkin baktığımız zaman mezmurlarda yine Yeşaya kitabında İsa'nın ölümüne işaret edildiğine dair peygamberlikler olduğunu görüyoruz. Hatta mesela Mezmur 22 zaman zaman öyle şeyler veriyor ki, yani ayrıntılar veriyor ki işte ellerimi ayaklarımı delecekler yani tarzında ifade kullanıyor. Başka çarmağa bir yerde gerilmesini anımsatan. Evet. Başka bir yerde deştiklerine bakacaklar diyor. Sanıyorum Zekeriya kitabında. Ya bunlar İsa'nın ölümüne işaret eden peygamberlik sözleri. İşte dirilişe ilişkin yine peygamberlik sözleri var. Eski antlaşma arka planı var ki ilginçtir. Çünkü yeni antlaşmada tarihsellikten bahsediyoruz ya. Tarihçilerin şüphe götürmediği, şüphe etmediği temel metinlerden bir tanesi 1. Korintliler 15. bölümde geçiyor. 3. bölüm 5. ayetler arasında. Orada diyor ki İsa kutsal yazılar uyarınca öldü, gömüldü ve 3. gün dirildi. Önemli çünkü İsa'nın hem ölümünün hem de dirilişini kutsal yazılara dayandırıyor bu metin. Yine Petrus'un konuşmasına baktığımız zaman Pentekost gününde, Elçinin İşleri 2. bölümde Davut'un sözlerine atıfta bulunuyor ve İsa'nın dirilişinin daha önce Davut tarafından kehanette bulunulduğunu söylüyor. Yani bunun gibi noktalara baktığımız zaman İsa ile ilgili zaten önceden peygamberlerin, eski antlaşmadaki peygamberlerin birçok vaat, yani Tanrı tarafından verilen vaadi dile getirdiklerini görüyoruz ve bunların İsa Mesih'te gerçekleştiğini görüyoruz. Yani eğer bir şey şöyle diyeceksek, yani İsa'nın hikayesi nereden kaynaklanıyor ya da nereden temelini alıyor başka bir ifade diyecek olursak,
eski antlaşmayı göstermemiz gerekiyor. Sonuç olarak eski antlaşma İsa'nın gelişini önceden vaat ediyor. Yapacağı, gerçekleştireceği şeylere, mucizelere dikkat çekiyor. Ölümüne, dirilişine dikkat çekiyor. Yani hikaye, yani kutsal kitap bir hikaye aslında, bir hikaye anlatıyor bize. Bu hikayenin temel karakteri İsa Mesih, o kurtuluş planı içerisinde gelecek ve insanla tekrar Tanrı ile barıştıracak kişi olarak karşımıza çıkacak. Dolayısıyla eski antlaşmadan biz bunun temellendirildiğini görüyoruz. Fakat dediğim gibi İncil metinlerini sırf tarihsel bir metin olarak incelersek dahi orada tarihsel ölçütleri kullanarak aslında İsa ile ilgili anlatıların tarihsel bir olgu olduğunu görebiliriz. Peki ben bu soruyu evirip çevirip biraz değiştirip Soner Bey'e sormak istiyorum. İslam dinine, Türkiye'de yaşayan bir Hristiyansınız. İslam dinini ve Müslümanların dinini gayet iyi bildiğinizi tahmin ediyorum, öyle varsayıyorum. İslam dininize baktığınız zaman Hristiyanlıkla ilişkilendirilebilecek işte buradan esinlenmişler, şu da var vesaire falan filan diyebileceğiniz hususlar yakalayabiliyor musunuz? Noktalar görebiliyor musunuz? Tabii ki, tabii ki. Aslında mesela ahlakla ilgili, yani çalmayacaksın, yalan söylemeyeceksin vesaire. Ahlaki şeyler aslında sadece İslamiyet'te değil, birçok din akımlarında, dini akımlarda karşılaşabileceğimiz şeyler. Dolayısıyla yani bu iyilik yapmakla ilgili, iyi insan olmakla ilgili, ne bileyim toplumsal yaşam içinde başkalarının haklarına saygı duymakla ilgili. Yani birisi şey yapmış ya, öyle bir küçük hikaye vardı. Aslında bütün günahlar tek bir günaha dayanıyor. Hırsızlık yapmayacaksın. Çünkü hırsızlık konusunu açtığın zaman birçok şeyi onun içine sokabiliyorsun. Ortak çok şey var. Yani ahlaki... Ama şu ana kadar söyledikleriniz evrensel doğrular olarak kabul edilebilecek ya da yanlışlar olarak kabul edilebilecek hususlarda bir fikir birliği var kabilinden söylediniz. Benim daha çok sormak istediğim şey, İslam dininin bazı ritüellerinde, bazı işte törenlerinde vesaire ya da işte metinlerinde Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman işte bunları da İncil'den aşırmışlar diyebileceğiniz bir şeyler var mı acaba? Onu sormak istiyorum. Ya aslında bazen bu metinleri okuduğumuz zaman biz üzülüyoruz. Örneğin İbrahim'in oğlu İshak'ı kurban etmek için Horev Dağı'na çıktığı zaman orada bahsedilen kişinin İshak değil, İsmail olduğu gibi değişiklikler görebiliyoruz. Daha birçok değişiklikler var. Aslında olduğu gibi alınabilseydi, yani Tevrat'tan alıntılanan, referans edilen hikayeler ya da isimler ya da yerler olduğu gibi alınabilseydi sanırım daha iyi olurdu. Çünkü birçok şeyin süreç içinde o topluma göre, o çağa göre ya da o kişiye göre değiştiğini görüyoruz. Yani her ne kadar ben kibarlığımdan, yani evrensel ilkelerin her şeyin içinde olabileceğini söylüyorum ama örneğin yani bir yalan konusu söz konusu olduğunda Hristiyanlık içinde sen asla ve asla yalan söyleyemezsin. Ama biliyoruz ki kimi dinlerde bazı durumlarda, bazı renklerde yalanlar söyleyebilirsiniz ve hoş görülebilir. Ne bileyim savaş zamanlarında yalanlar söylenebilir, hoş görülebilir. Aslında pembe yalanlara müsaade var yani. Evet, pembe, beyaz, onun biliyorsunuz. Beyaz yalanlardı, doğru. Evet. Peki. Bir de Hristiyanlık diniyle ilgili çok merak edilen konulardan biri şu üç birlik ilkesi. Nedir bu üç birlik ilkesi tam olarak? Bunu insanlar anlamakta zorluk çekiyor özellikle. O kadar haklılar ki, Özgür Bey, o kadar haklılar ki, yani biz Hristiyanlar bile bazen anlamakta zorluk çekiyoruz.
Bu tabii yanlış anlaşılmasın, yani bunun cevabı olmadığından falan değil. Ama bizim düşündüğümüz inanç felsefesine, bizim düşündüğümüz Tanrı profiline ya da yani bu iman konusuna baktığımız zaman bu zor anlaşılan bir şey. Ama baştan şeyi koyalım. Tanrı birdir. Biz tek bir Tanrı'ya inanıyoruz. Örneğin inanç bildirgeleri vardır. Çok eski inanç bildirgeleri. Aslında dünyadaki kiliselerin çoğu en eski inanç bildirgelerini kullanır. Örneğin işte bu konseylerde ortaya çıkan inanç bildirgeleri ya da başka inanç bildirgelerini kullanırlar. Hepsinde bakın binlerce yıl öncesine dayanan metinlerde bile siz bunu görürsünüz. Biz tek Tanrı'ya inanıyoruz. Tek bir Tanrı'ya. Ama Tanrı'nın farklı bir şekilde kendini gösterdiği durumları görüyoruz. Örneğin şimdi Tanrı Yaratılış 1. bölümden itibaren biraz önce İbrahim Bey çok güzel bir bağlantı kurdu. Aslında benziyorsa benzediği yer eski anlaşmadır dedi. Oradan örnekler verdi ki gerçekten de doğrudur. O aklına gelen ayet şuydu. Giysilerimi aralarında paylaşıyorlar. Elbisem için kura çekiyorlar. Bütün kemiklerimi sayar oldum. Gözlerini dikmiş bana bakıyorlar. Aynen bu çarmıha gerildiği zamanki görüntü. Ve kim bilebilirdi ki gerçekten bu metni kim bilebilirdi? Onu çarmıha gerdiler ve çarmıha gerdikleri zaman onun elbiselerini soydular. O çırılçıplak çarmıha gerildi. Ve o elbisenin manevi bir anlamı vardı. Dolayısıyla birisi sahip olmak istedi. Onun için bir kura attılar. Kim almak istiyor diye. Eski anlaşmadaki biz kaynaklara baktığımız zaman üçlü birlikle ilgili yaratılışta örneğin diyor ki Tanrı'nın ruhu suların üzerinde hareket ediyor. Yani bakın Tanrı'yı görüyoruz, Tanrı'nın ruhunu görüyoruz ve İsa'yı görüyoruz. Kutsal kitabın birçok kısmında bu üçlü birlikten bahsederken tek bir yerde üçlü birlikten bahsediyor. Biz tek Tanrı'ya inanıyoruz ama Tanrı'nın kendi sevgisini gösterdiği, bizimle iletişim kurduğu resmi diyelim. Yani orada tabii ifadeler de çok önemli. Çünkü insanlar bu konuyu anlatırken örneklerle anlatıyorlar ama örnek sonra sorun oluyor. Örneğin işte suya benzetiyorlar. İşte suyun üç tane hali var, katı, sıvı, gaz. O zaman onunla ilgili çok geyikler yapılıyor. Yani anlaşılması için çok değişik örnekler kullanılsa da biz Tanrı'nın kendisini gösterdiği farklı yüzlerini, farklı fonksiyonlarını biliyoruz. Biz tek bir Tanrı'ya inanıyoruz. Biz üç Tanrı'ya inanmıyoruz. O üçlük içinde bir birliğe inanıyoruz. Yani Tanrı sevgisini gösterirken ruh aracılığıyla, ruhla, bizim içimize koyduğu ruhla bizimle bağlantı kuruyor. Baba Tanrı var. Ve Tanrı'nın kendisi var. Siz tabii bir tanesine bile inanmazken üç tanesini anlatmak bayağı zor değil mi? Overdose yaşatıyor bize. İbrahim Bey, şeyi sormak istiyorum şimdi. Soner Bey çarmıha gerilmesinden bahsederken aklıma geldi. Okurken de dikkatimi çekip altını çizdiğim bir şey İncil'i okuduğum zaman. Şu meşhur son sözü meselesi, Tanrım Tanrım beni niçin terk ettin meselesi. Herkese de sormak istiyorum, bunu nasıl açıklarsınız? Bu bir babadan, yani Tanrı'dan kopuş mu ya da içine düştüğü durumda bir sorgulamaya düşüş gibi algılanıyor. Yani pek çok şey geliyor insanın aklına ama sanki bir sorgulama, bir isyan gibi algılıyor insan ilk şey yaptığında, okuduğunda. Siz nasıl değerlendirirsiniz? İsa son nefesini verirken babasına, Tanrı'ya isyan mı etti? Buyurunuz efendim. Yani ilk okuduğu zaman insanlar bağlam ve arka plan bilinmediğinde böyle bir algı ortaya çıkıyor. Yani İsa son artık sahnede yani babaya beni terk ettin mi demek istiyor tarzında bir algı oluşuyor zihinlerde.
Bir bunu ergen krizi gibi. Yani çok öyle demeyelim de. Çünkü yani o sahneyi canlandırırsak biraz zihnimizde, yani çarmıha girilmişsiniz. Ve kusursuz bir hayat yaşamışsınız. Ya da en azından böyle olduğunu düşün. Yani diyelim Özgür Bey çok kusursuz bir hayat yaşamış. Buna rağmen o dönemin, yani kendi döneminin en nasıl diyeyim, kötü idam aracılığıyla infaz ediliyor. İnfaz ediliyorsunuz. Evet. Yani böyle düşündüğünüz zaman eğer insan tabiatıyla yaklaşırsak, yani bu biraz kötülük problemi içerisine falan da girer. Eğer her şeyi bilmiyorsak, geleceği bilmiyorsak vesaire vesaire vesaire, bunları çoğaltırsak o anda tabii ki Tanrı tarafından terk edilmişlik hissini yaşarız diye düşünüyorum insan olarak, bizler için. Fakat o bölüme baktığımız zaman, metne baktığımız zaman ya da o sözün geçtiği kısma baktığımız zaman bence durumun böyle olmadığını düşünüyorum. Bununla ilgili de bir yazı yazdım. Belki onu da aşağıda bir yerlerde paylaşırız. Olur. Güzel bir yazı oldu. Daha detaylı. Yazış internette paylaştınız mı? Bir yerde ulaşılabilirse eğer. Evet, onu... evet. Yani kendi blog sayfamda paylaştım. Tam yani yesuaozcelik.blogspot.com, ama aşağıda tamam, bırakırız linkini. Tamamdır. Yani orada yaptığım analiz ya da tahlil sonucunda gördüğüm şey şu oldu. Bu birincisi eski antlaşmadan geliyor bu söz, değil mi? Demin konuştuk. Mezmur 22'den geliyor. Mezmur 22 bununla başlıyor. Tanrım Tanrım beni neden terk ettin diyor Davut Mezmuru'nda. Aslında İsa bu sözlerden alıntı yaparak bir şeyi işaret ediyor. Neyi işaret ediyor? Aslında bir yerde o peygamberlik sözünü kendisi gerçekleştirdiğini söylüyor. Bize eğer o bağlantıyı yakalarsak, İsa diyor ki bak, Davut geleceğe yönelik bir peygamberlikte bulundu ve şu anda bu gerçekleşiyor. Ben bu peygamberlik sözünü gerçekleştiriyorum. Bu okuduk ya, daha doğrusu Soner abi okudu. İleriki kısımları işte aralarında paylaşıyorlar, kura çekiyorlar giysilerim için vesaire. O kısmın öncesinde ilk ayet bu. Tanrım Tanrım beni neden terk ettin? Dolayısıyla aslında İsa'nın referans verdiği şey, aslında ben bu sözleri gerçekleştiriyorum anlamına tekabül ediyor diyebiliriz. Yani benim anladığım şey babadan bir kopuş yok ya da bir ayrılış yok. Ama İsa bir peygamberlik sözünün gerçekleştiğini bildiriyor. Eğer bir ayrılış olsaydı zaten, yine metin içerisinde yazdım, yazıda dile getirdim. O zaman baba ruhumu sana teslim ediyorum demezdi İsa örneğin, değil mi? Yani eğer Tanrı'nın sizden ayrıldığını, sizi terk ettiğini düşünüyorsanız böyle konuşmazsınız. Bu dört İncil'in dördünde de aynı şekilde mi ifade ediliyor? Aralarında bir eksiklik, değişiklik, fark falan yok herhalde, değil mi? Yok. Dördünde de ama, geçiyor. Bir şey soracağım. Yani dördünde geçmesinin ne anlamı var sizin için? Mesela dördünde geçmesi yani, gerekiyor mu? Bir tanesi yeterli belki olmaz. Belki biri duymamıştır not alanlardan biri. Ya burada şöyle bir şey var. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Yani çarmıhta sadece Yuhanna'nın olduğunu görüyoruz. Diğer öğrenciler İsa'yı terk etmiş durumdalar aslında. İsa bir öğrenciler tarafından mı terk edilmiş durumda? Aslında Tanrı tarafından olmasa da öğrenciler tarafından terk edilmiş durumda. Yuhanna var ve de kadınlar var. Kadınların tanıklığı mesela Hristiyanlık inancına çok önemli. İşte dirilişe dair kadınlar tanıklıkta bulunuyor. Ve birçok noktada kadınların İsa'ya ne kadar sadık olduklarını ve İsa'ya dair tanıklıkta bulunduklarını görüyoruz. Dolayısıyla burada aslında bir parantez de açalım. Hristiyan inancında kadınlığa verilen önemin aslında ne kadar derin olduğunu gösteriyor. Yani kadının tanıklığına verilen önem, ki o dönemin kültüründe kadının tanıklığı çok kabul edilen bir şey değil. Hatta çoğu kişi tarafından da çok kabul görmeyen bir durum. Yani işte nasıl diyeyim, Yahudi literatürüne bakarsanız işte kadınların tanıklığı pek güvenilir olmayan bir tanıklık gibi gözüküyor. Ya da en azından iki tane kadın tanıklar. İslam dini içinde kadına bakış açısı çok olumlanamaz. Yani şey, Greklerde de var bu. Yani işte Aristo'ya ya da diğer filozoflara da baktığınız zaman kadınlara dair çok olumlu olmayan ifadelerin olduğunu görüyorsunuz. Kadın tanıklığına dair. Ama Hristiyanlar kadın tanıklığına dayalı olarak da bize bir mesajı iletiyorlar. Dolayısıyla aslında bu şeyden bahsettik ya, ona da tekrar bir bağlantı noktası oluşturayım. Yani tarihsellik noktasında elimizdeki metnin tarihsel açıdan neden güvenilir olduğunu düşünüyoruz. Mesela böyle şeyler de var, anlatılar da var içerisinde. Yani
o dönemin kültüründe bir kişi bir hikaye uydurmak isteseydi birincisi kadının tanıklığına yer vermezdi. Çünkü erkeğin tanıklığına başvurması gerekirdi. Olayın daha inandırıcı olması için. Ama eğer tanıklık gerçekse, gerçek bir şey anlatıyorsanız o zaman tabii ki kadınların tanıklığına başvurabilirsiniz. Ama eğer hikaye yalan olsaydı bir kadının tanıklığına başvurmazdınız ya da en azından bunu böyle göstermezdiniz. O zaman tarihsellik ölçütleri içerisinde bu noktaya dikkat ettiğimiz zaman bu anlatının en azından Çarmıh'taki mesela belli anlatıları vesaire tarihsellik ölçütü açısından bunları nasıl diyelim sağladığını görüyoruz. Dolayısıyla bu anlatılar güvenilir. Yani bu olay yaşanmıştır tarzında güvenilir bir bilgi sunuyorlar bizlere. Sizin sorunuza dönecek olursam tekrardan. Önemli olan tarihsellik ölçütü. Yani bir olayı bize anlatırken tabii ki çoklu kaynaklar açısından bu arada onun da dikkati çekeyim. Yani bir olayı ne kadar bağımsız çok kaynak bize aktarıyorsa onun o kadar tarihsel olarak gerçekleştiğine dair bir emniyete sahip oluruz. Ve dört müjdeye baktığımız zaman Matta, Markus, Luka ve Yuhanna'ya Çarmıh ve diriliş konusunda böyle inanılmaz derecede çoklu kaynağa sahip olduğumuzu görebiliyoruz. Dolayısıyla bu anlatıların aslında yaşandığına dair bize güvenilir bir şey sunuyor, gerekçe sunuyor diye söyleyebilirim. Neyse, konuyu çok uzatmayayım. En azından benim kendi görüşüm İsa'nın Çarmıh'taki söylediği söze ilişkin İsa orada babadan ayrıldığını ya da babanın kendisini terk ettiğini deklare etmiyor. Sadece bir peygamberlik sözünü Davut'un kendisine dair söylediği sözleri gerçekleştirdiğine dair bir işaret veriyor. Ki aslında ilginç olan şeylerden bir tanesi de Mezmur 22 bu Tanrım Tanrım beni neden terk ettin diye başlar ama Mezmur'un sonuna baktığınız zaman bir zafer ezgisiyle biter. Yani Tanrı'nın kendisini bırakın onu bırakmıyor ama Tanrı'nın kendi hayatında gerçekleştirdiği zaferi kendisiyle birlikte olduğunu gösteren ifadelerle tamamlar. Burada önemli olan nokta da bu aslında. İsa'nın Çarmıh'ında bu mezmurdaki söz gerçekleşirken bu sadece Çarmıh'la kalmıyor. Üçüncü günde dirilişle de aslında Tanrı'nın verdiği yanıtı da görüyoruz. Yani o söze yani Tanrı acaba İsa'yı terk etti mi sözünün yanıtı aslında üçüncü gün sabahında boş mezarda yanıtını buluyor. Görüyoruz ki Tanrı İsa'yı terk etmedi, onu ölümden diriltti. Şimdi evet. Şu anda aklıma bir soru geldi. Çok özür dilerim. Bir şey söyleyecektiniz galiba Soner Bey. Buyurunuz efendim. Evet, aslında o bahsettiği yani sevinç, zafer ezgisi kısmını anlatan en önemli şeylerden bir tanesi şurası. Diyor ki, ey sizler Rab'den korkanlar ona övgüler sunun, ey Yakup soyu onu yüceltin, İsrail soyu ona saygı gösterin. Çünkü o mazlumun çektiği sıkıntıyı hafife almadı, ondan tiksinmedi, ondan yüzünü çevirmedi, kendisini yardıma çağırdığında ona kulak verdi. Sanırım gözden kaçan konulardan bir tanesi de şu, İsa, tabii bu da şey olacak da, yani %100 Tanrı olduğu gibi %100 de insandı. Ve insan olarak onun duyguları vardı. Ve aslında İsa'nın burada Tanrım beni neden terk ettiğin dediği yerde bir insan olarak hissettiğini de görüyoruz. Çünkü gerçekten günah olması gerekiyor. Aslında gerçekten orada bir günahla yalnız kalması gerekiyordu. Örneğin İsa çarmıha gerilmeden önce, yani bazıları öyle hesaplamalar yapmışlar. Diyorlar ki 50 farklı acıyı yaşadı. 50 farklı acıyı. Evet. Utanç bunlardan sadece bir tanesi. Ve farklı utançlar. Çünkü çırılçıplak soyuldu, alay edildi. Yani her türlü acıya, alaya, dalgaya maruz kaldı ve gerçekten hissetti. Çünkü bizim acılarımızı o taşıdı, bizim hastalıklarımızı o yüklendi dediğinde gerçekten bunların hepsini yüklenmiş oluyor. Öyle bir günahın ağırlığı içinde yaşadı ki, öyle günah oldu ki gerçekten o zaman bu sözleri söyledi. Ama devamını da biz biliyoruz ki onu diyor ki sen onu çürümeye terk etmedin.
Tanrı onu orada bırakmadı. Evet, günah için ölmesi gerekiyordu. Günahtan dolayı çarmıha gerilmesi gerekiyordu. O günahı tam anlamıyla yaşaması gerekiyordu. Kutsal Kitabın birçok yerinde öyle söylüyor. Yani duygusal yönden bize ortak olamayan değil, her açıdan denenmiş ama günah işlenmemiş bir baş kainimiz var diyor. Evet, onu yaşadı. Biliyor, bir insanın karşılaşabileceği her türlü duyguyla karşı karşıya geldi. Örneğin şeylerden, kısa ayetlerden bir tanesi hangisidir biliyor musunuz? İsa ağladı. Dostu vardı Lazar. O öldüğü zaman İsa ağladı. Ayet bu kadar kısa. İsa ağladı. Niye ağlasın? Niye ağlasın? Yani ama gerçekten onun... Sonuçta bir yok oluş değil. Cennete gidiyor. Çünkü buradan daha güzel bir yere gidiyor. Ya bir de zaten biliyor çünkü gitti o Lazar'ı diriltti. Zaten öyle bir yetisi de var. Evet. Yani dolayısıyla aslında biz orada İsa'nın yüreğini görüyoruz. Biraz İnsan... buradaki şeyle de ilişkili galiba. Biraz önce söylediğiniz %100 insan, Tanrı olduğu kadar %100 de insan. Yani aynen. Allak bullak oldum efendim. Yani sizin yerinizde olmak istemezdim. Şeye de bir belki kısaca değinebiliriz. Bu %100 insan, %100 Tanrı ifadesini kullanabiliyoruz ya. Hı hı. Yani aslında şeylere baktığımız zaman, inanç bildirgelerine bu ifadeden ziyade şöyle bir ifade kullanılıyor. Gerçekten insan ve gerçekten Tanrı. Bazen çünkü %100 insan, %100 Tanrı denildiğinde yani %200 tırnak içerisinde bir şey ortaya çıkıyormuş gibi gözüküyor. İnsanlar diyor ki ya mantıksal bir problem var burada. Bak %200 olamaz. Mantık hatası var ama burada kastedilen anlamın altını çizelim ki şey olmasın, insanlar yanlış anlamasınlar. İsa gerçekten Tanrı, yani tam Tanrı ve tam insan. Yani insan olma niteliğine, insan olmasını gerektiren her bir niteliğe sahip, Tanrı olmasını gerektiren her bir niteliğe sahip. Dolayısıyla yani %200 gibi bir yani şey, nasıl diyeyim, bu üçlü birlik probleminde de insanlar bu sorunla karşı karşıya kalıyor. Yani sanki Hristiyanlar kötü birer matematikçi gibi anlaşılıyor. Bence o bile bundan da, şu anda söylediğiniz şeyden daha kolay idrak edilebilir bir şey. Evet, yani mesela üçlü birlikte de en çok yanlış anlaşılan şey, yani bir şey nasıl hem 3 hem 1 olabilir? Yani 1 eşittir 3 değildir tarzında bir itiraz geliyor ya. Orada da bir yanlış anlaşılma var. Hristiyanlar Tanrı 1'dir ve yani Tanrı bir anlamda 1'di ve bir anlamda 3'tür derken aslında farklı bağlamlara, farklı konseptlere işaret ediyor. Bir tanesinde Tanrı tek bir Tanrı'dır. Tek bir öze sahiptir, tek bir cevherdir ama aynı zamanda 3 kişidir. Yani kişi olarak Tanrı 3'tür ama öz olarak, cevher olarak Tanrı tektir diyoruz. Dolayısıyla burada hani Tanrı tektir. Bazı videolarda gördüm çünkü bunu. Hani diyorlar ki Hristiyanlar hem Tanrı tektir hem de Tanrı 3'tür diyorlar. Hem Tanrı tek kişidir hem de 3 kişidir diyorlar. O zaman burada bir mantıksal problem var diyorlar ama Hristiyanlar böyle bir şey demiyor. Dolayısıyla bunun altını çizmek lazım. Yani Hristiyanların dediği şey Tanrı tek bir cevherdir, tek bir özdür, tektir ama aynı zamanda 3 kişiden oluşur. Baba, oğul ve kutsal ruh. Dolayısıyla burada da bir mantıksal, en azından ben bunları ikiye ayırıyorum. Yani kolay problem ve zor problem diye. Kolay problem kısmında bu problemin çözüme kavuştuğunu bu anlatım tarzıyla görebiliyoruz diyebilirim. Yani aynı şey enkarnasyonla ilgili işte. İsa'nın Tanrı olması ve insan olması, yani daha doğrusu Tanrı'nın beden alması ile ilgili konularda da karşımıza çıkıyor. Yani Tanrı nasıl İsa %100 insan, %100 Tanrı olabilir meselesinde de karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla hani Hristiyanlar böyle çok kötü matematikçiler gibi gözüküyor ama meselenin böyle olmadığını da bir daha altını çizelim. Yani her ne kadar 1. yüzyılda yaşayan bu İncil metinlerini kaleme alan Yahudi yazarlar belki bizim gibi matematiksel bilgiye sahip değillerdi ama en azından onlar bile 1 ve 3'ün eşit olmadığını biliyorlardı. Dolayısıyla onlar teolojik doktrinleri, Tanrı ile ilgili gerçekleri bizlere açıklarken bunun farkında olarak bize açıkladılar. Hiçbir zaman hem Tanrı tektir hem de Tanrı üçtür diye bir ifadede bulunmadılar. Kutsal kitaptaki ifadelere baktığımız zaman göreceğimiz şey şudur. Belli doktrinsel önermeler vardır. Bu
O önermeleri de kilise babaları formülize etmek için şu ifadeyi kullanmışlardır. Üçlü birlik. Üçlü birliğin ifade ettiği şey aslında baba tanrıdır, oğul tanrıdır, kutsal ruh tanrıdır. Baba oğul değildir, kutsal ruh oğul değildir. Baba kutsal ruh değildir ama tek bir tanrı vardır. Bu yedi önermenin aslında kısa ve öz olarak anlatımını üçlü birlikte ifade etmişler. Bunu da bu şekilde dile getirmiş olalım. Bir varsayımsal bir soru sormak istiyorum ben. Bu arada bir telefon konumuz var. Onu birazdan alalım. İki dakika bir soru daha sormak istiyorum ben. Şimdi son sözlerinden bahsettik az önce. İşte Tanrım Tanrım benim için terk ettim. Bir de şöyle bir söz de hatırlıyorum ben. Tanrım onları affet. Onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar. Bula bula Kabil'inden sonra o günahları onları o insanlığın günahlarını kendi üzerine alarak o şeyi insanların günahlarının çektiğini anlatılıyor. Şimdi varsayımsal bir soru sormak istiyorum. Bu olmasaydı ne olurdu? Yani İsa bizim günahlarımızı üstüne almasaydı ne olurdu? Nasıl bir şeyden kurtardı bizi? Biraz bunu hayal etmemize yardımcı olabilir misiniz? İsa'nın o an çarmıha gerilirken bizim günahlarımızı ona karşı işlediğimiz o günahları üstüne alarak bizi nasıl bir beladan kurtardığını hayal etmemize yardımcı olabilir misiniz biraz? Her ikinize de soruyorum. Soner Bey, İbrahim Bey, kim cevaplamak isterse. Yani şöyle ben birkaç söz söyleyebilirim. Aslında bu soru daha önce soruldu. Eğer İsa Mesih ölmeseydi bizim imanımız boş olurdu diyor bir metin. Gerçekten İsa Mesih olmasaydı zaten bu inancın bir anlamı olmazdı. Yani bizi neden kurtardı? Biz eski anlaşma metinlerine baktığımız zaman, Tevrat, Zebur olarak düşünüp baktığımız zaman şunu net bir şekilde görüyoruz. İşte şunu yapacaksın, bunu yapmayacaksın. Şu günahı işleyeceksin, bu günahı işlemeyeceksin. Devamında aslında bu günahların affedilmesiyle ilgili bir prosedürün geliştirildiğini, yani bir kutsallık eğitiminin halka verilmeye çalışıldığını biz fark ediyoruz. Örneğin işte sen şu günahı işledin, bu günahtan dolayı şöyle bir kurban sunacaksın. Sen bu günahı işledin, bundan dolayı şöyle bir kurban sunacaksın. Yani kuşlardan tutun da daha büyük hayvanlara kadar kurbanların sunulduğunu görüyoruz. Ve aslında orada verilmesi gereken şey şuydu. Tanrı'nın halka bir şekilde gösterdiği. Yani siz kendi iyi işlerinizle, yaptıklarınızla veya çabanızla veya işte o yüreğinizle aslında siz kurtulamıyorsunuz. Ve şunu da öğrendiler ki bir kurban lazımdı. Çünkü biliyorlardı bir günah işlediklerinde kurban kesmeleri gerekiyordu. Şimdi aslında biz ilk günahtan itibaren kurbanı bir şekilde görüyoruz. Daha doğrusu akıtılan kanı görüyoruz. Örneğin Adem ve Havva günah işledikten sonra Tanrı onlara deriden kaftanlar yaptı dediğinde o zaman aslında bir canlının kanının akıtılarak o utancın örtüldüğünü düşünebiliriz. Ve o andan itibaren bir kurban anlayışının ortaya çıktığını, her günahtan sonra bir kurban kesildiğini ve bu kurban kanının kefareti aracılığıyla o günahların affedildiğini biliyoruz. Ve aslında bunun bu düzenin sonsuza kadar devam etmeyeceğini, hani ilk ve son kez İsa'nın bütün insanların günahları için çarmıha gerileceğini ve onu Rabbi ve kurtarıcısı olarak kabul eden herkesin kendi günahlarından kurtulacağını duyurdu, peygamberlik etti. Ve aslında Yahya peygamber bir öncü peygamber gibiydi. Yani İsa'ya işaret etmek için bir öncü peygamber gibiydi. Ve o İsa'yı gördüğü zaman işte Tanrı kuzusu diye halka tanıttı. Eğer İsa Mesih ölmeseydi bizim inancımız boş olur. Eğer İsa Mesih ölmeseydi böyle bir inanç olmazdı.
biz halen günahlarımızın içinde ve kurtulmamış bir şekilde hayatımızı devam ediyor olurduk. Aslında eski anlaşma dönemlerine baktığımız zaman kurtulan insanların imanları aracılığıyla kurtulduğunu biliyoruz. Çünkü bugünkü düzene baktığımız zaman İsa Mesih'i Rabbi ve kurtarıcısı olarak kabul eden bir insan ancak iman ettiğinde ancak kurtulur. Dolayısıyla bu yani görev tamamlanmamış olurdu. Ve insanlar nasıl eskiden yani bir yol bilmiyorlardıysa, nasıl bir şekilde kurtulamıyorlardıysa aynı şekilde o devam edecekti. O zaman eski anlaşma da boş olur. Çünkü eski anlaşmada da bu geldiğinde tamamlanacağını, hani bazen öyle örnekler verirler. İşte çoğu kişi örnek vermeyi çok sevmez ama bir taraftan da anlaşılmak için çabalamak lazım. Yani eski anlaşmada iman ederek kurtulan işte İbrahim olsun, diğer peygamberler olsun, o iman kahramanları İbraniler 11. bölümde anlatılır. Onlar nasıl kurtuldu? Yani bir kredi kartı gibi. Yani sen önce harcıyorsun, ondan sonra ödüyorsun. İsa gelip o bedeli ödedi. Eğer İsa gelip o bedeli ödemeseydi, ne bugün ne de geçmişte o insanlar kurtulmuş olmazdı. Onun için o metin çok iyi anlatıyor. Yani İsa Mesih ölmediyse bizim imanımız boştur. İbrahim Bey, eklemek istediğiniz bir şey var mı bu soruya istinaden? Ya çok ufak bir ekleme yapabilirim. Şöyle biraz da destekleyici olması bakımından. Yani bu kredi borcu örneği çok güzel bir örnek aslında. Onu üzerine şöyle bir ekleme yapabiliriz. Yaratılış kitabında Tanrı Adem'i uyarıyor. Diyor ki yani bu bahçenin ortasındaki iyi ve kötüyü bilme ağacından yeme, onu yediğin gün kesinlikle ölürsün. Yani bu vurgulu bir ifade. Kesinlikle ölürsün. Yani bu verilmiş bir hüküm. Eğer bu olursa bu gerçekleşir. Bakıyoruz metne. Adem'le Havva meyve yiyorlar. Ölüyorlar mı? Ölmüyorlar gibi gözüküyor değil mi ilk bakışta? Yani yaşamaya devam ediyorlar. Yani en azından fiziksel olarak bir süre daha yaşıyorlar. Buradan şunu anlayabiliriz. Yani fiziksel olarak ölüme mahkum ediliyorlar bir yerde, tırnak içerisinde belki. Ama orada daha derin bir ölüm gerçekleşiyor. O ölüm aslında kutsal kitabın günah konusunda bize öğrettiği en temel gerçeklerden bir tanesi. Tanrı'dan kopuş, Tanrı'dan ayrılış. Tanrı ile aramızın arasında sonsuz bir uçurum girmesi. Yani eski anlaşmaya bakarsak bunun bir sürü örneğini görebiliyoruz. Yani Tanrı ile aramızdaki mesafenin ne kadar derin olduğunu görebiliyoruz. Yani mesela işte kurbandan bahsetti Soner abi. Kurban ritüeline baktığınız zaman sadece bir kişi yılda bir kez en kutsal yere girebilirdi. O halkın günahları için, kefaretin ödenmesi için. Ve bir sürü işlemin gerçekleşmesi gerekiyordu. Bir sürü şey vardı, kural kaide vardı. Tek bir kişi gerçekleştiriyordu ve o kadar şeydi ki, yani ne derler, ciddi bir durumdu ki orada şeyi görebiliyorsunuz. Yani halkın, insanlığın Tanrı'dan ne kadar ayrı kaldığını görebiliyorsunuz. Yani günah araya o kadar derin bir uçurum koyuyor. Orada perdeden bahsediliyor, bir perde var. O perde de aslında Tanrı'yla olan ayrılığı gösteriyor bizlere. İlginç bir nokta, hani eski anlaşmanın temelini alıyor dedim ya, yeni anlaşmanın aslında mesajının kendisi. İsa'nın ölümünde bize bir şey anlatılıyor. Yani tapınaktaki perdenin ikiye ayrıldığı anlatılıyor. Bu neyi gösteriyor bize anlam olarak? Aslında Tanrı ile o ayrılığın ortadan kalktığını gösteriyor. Yani İsa'nın ölümü, o kefareti gerçekleştirmesi Tanrı ile insanlık arasındaki o uçurumun kapanmasının neden oluyor. Dolayısıyla burada o kredi kartı borcu örneğinden şunun altını çizmek lazım. Belki şunu düşünebiliriz. Yani tamam, biz borçlanıyoruz ama bunu ödeyemez miyiz? Ödeyemeyiz. Neden? Çünkü kesinlikle ölürsün diyor. Yani o borcun kendisi aslında yaşamlarımızın son bulması. Yani ödememiz için yaşamımızın son bulması gerekiyor. O borcu ödememiz için. Dolayısıyla o borcu kendimiz ödeyemiyoruz. Bizi aşan bir durum. Bunu da İsa mesela verdiği benzetmelerde bazen şey borçlu kişilerden bahseder ve o borçlu kişilerin borcu, biz günümüz dünyasında onu anlayamayız. O talant falan ifadelerinden, ama
o kadar yüksektir ki normal bir işçinin veremeyeceği, ödeyemeyeceği bir borçtur. Dolayısıyla bizlerin bu borcu üstlenmesi, karşılaması imkansız. Burada ilginç bir nokta var. Yani İsa'ya mesela hem Tanrı hem de insan olmasının gerekliliğini bize gösteren ilginç bir olgu da var. Neden? Bir kişinin gelmesi ve kefaret edebilmesi için tüm insanlığa, yani bu kişinin sıradan bir insandan daha öte bir varlık olması gerekir. Yani tüm insanlar için, senin, benim, herkes için kefareti gerçekleştirebilmesi için sınırlı bir varlıktan öte bir kişi olması gerekir. Kilise tarihinde kilise babalarından Anselm'in, teolog Anselm'in bu noktada çok önemli bir metni var. O diyor ki yani biz Tanrı'ya karşı isyan etmekle, Tanrı'nın buyruklarını çiğnemekle, Tanrı'ya itaatsizlik etmekle daha en baştan beri bunu kopyalayarak devam ediyoruz. Yani kendi hayatlarımızda da bunu gerçekleştiriyoruz. Yani bu sadece Adem'in yaptığı bir şey değil, onun altını çizmek istiyorum. Adem'in yaptığının bir kopyasını biz kendi hayatımızda gerçekleştiriyoruz. Neden? Çünkü o orijinal günah tohumunu taşıyoruz. En basit, en temeldeki neden aslında gururumuz değil mi? Yani Adem'le Havva, yok canım ben daha iyisini biliyorum, o ağacın meyvesinden yerin dedi. Bizler de kendi hayatımızda, yok Tanrım sen değil de ben daha iyisini biliyorum deyip o gururun getirdiği şeyleri üretiyoruz, sonuçları. Anselm diyor ki bu tazminatın verilebilmesi, cezanın tazmin edilebilmesi için bu ceza sonsuz bir ceza. Çünkü Tanrı'ya karşı işleniyor. Bu da çok önemli. Yani siz basit bir kişiye karşı işlemiyorsunuz. Bugün bile mesela ünlü birisine karşı bir suç işlerseniz ya da en azından onun itibarını zedeleyecek bir şey yaparsanız, değil mi? Manevi tazminat davası var. Yüklü bir miktarda tazminat ediyorsunuz. Tanrı'da da diyor ki Anselm, yani Tanrı'ya saygınlığına biz karşı geldik, isyan ettik. Bunun tazmin edilmesi lazım. Dolayısıyla sonsuz bir ceza var aynı zamanda. Ölümden bahsettik ve aynı zamanda böyle bir durum var. Dolayısıyla kefareti edebilecek kişi nasıl bir niteliğe sahip olması lazım? Hem insan olması lazım. Çünkü bizi temsil etmesi gerekiyor. Bizim yerimizi ölmesi için. Ama aynı zamanda bu sonsuz cezayı ortadan kaldırması için de tanrısal bir niteliğe sahip olması lazım. Sonsuz bir varlık olması lazım. Dolayısıyla burada bile, bu kefaret doktrininde bile aslında İsa'nın kişiliğine ilişkin, kimliğine ilişkin çok önemli bir gerçekle karşı karşıya kalıyoruz. Hem Tanrı gerçekten Tanrı olması hem de gerçekten insan olması diye eklem yapabilirim. Şimdi uzun konuştum ama. Bir soru daha geldi aklıma. Fakat bir konuğumuz bekliyor. Telefon konuğumuz Efe Arslan bizlerle. Efe Bey, duyabiliyor musunuz beni? Duyabiliyorum, merhaba. Merhabalar. Efe Arslan, Ankara'dan. Sorunuzu alalım. Buyurunuz. Müslümanlıkta yani giriş için, iman etmek için bir uygulama var. Kelime-i şehadet gibi. Hristiyanlıkta buna benzeri bir şey var mı? Var mı? Teşekkür ederiz Efe Bey. Sağ olun. Şimdi alacağız cevabı. Kelime-i şehadet getirdiğiniz zaman bir gerçeği kabul ediyorsunuz. Ve kabul ettiğiniz gerçeği ikrar ettiğiniz zaman, bunu da insanların önünde gerçekleştirdiğiniz zaman siz kendi kararlılığınızı ortaya koymuş oluyorsunuz. Hristiyanlıkta İsa Mesih'i Rabbiniz ve kurtarıcınız olarak kabul ediyorsunuz. Sizin günahlarınız için ölmüş olan Tanrı kutsusu olduğunu kabul ediyorsunuz. Öldürüldüğünü, çarmıhta öldüğünü, 3 gün sonra dirildiğini kabul ediyorsunuz. Bu gerçekleri kabul ettikten sonra Tanrı sizin hayatınıza giriyor ve siz de o şekilde Tanrı'nın çocuğu oluyorsunuz. Bu bir ikrar oluyor. Evet. Şu az önce aklıma gelen soruyu sorayım ben müsaadenizle. Şimdi çok da derleyip toparlayamadım. Kafam biraz şey oldu, karıştı. Kusuruma bakmayın. Dilim döndüğünce ifade etmeye çalışacağım. Anlatıldığına göre işte siz de bahsettiniz daha önce. Az önce bir de dirilişi var. 3 gün sonra diriliyor. İncil'de nasıl anlatılıyordu benim hatırladığım kadarıyla? Çarmıhtan indiriyorlar. Onu bir mağaraya götürüyorlar. Cesetini, yanmış cesetini. Sonra önüne kocaman bir kaya konuluyor. Sürüklenerek bir kaya konuluyor. Sonra 3 gün sonra
İsa o kayayı kaldırarak, çekerek diriliyor ve tekrar havarilerin arasına karışıyor şeklinde bir anlatım söz konusu. Ben şeyi merak ediyorum. 3 gün geçiyor arada. O 3 gün boyunca İsa tam bir ölü, tam bir tanrı, tam bir insan. Nasıl bir paradoks? Ne oluyor o 3 gün içerisinde? Çünkü tam bir insansa tam bir ölü olması lazım o 3 gün içerisinde. Ve bir şekilde işte bizim başımıza ne gelecekse onu yaşıyor olması lazım. Tam bir tanrıysa tamamen bunun tam tersi bir 3 günlük bir... Yani enteresan bir 3 gün herhalde bu. O 3 günle ilgili ne biliyoruz? Ne anlatılıyor kutsal kitaplarda? Hristiyanlık inanışında bunu sormak istiyorum. O 3 günlük süre zarfını sormak istiyorum. İbrahim? Yani şöyle başlayayım aslında. Şöyle tarihsel olarak gidelim. Kronolojik olarak daha doğrusu. Yani İsa çarmıha geriliyor. Ölüyor. Emin olmak için böğrüne mızrak saplanıyor. Daha sonrasında İsa mezara götürülüyor. Şimdi bu aslında ilginç bir nokta. Çünkü normalde çarmıha gerilen kişileri farklı bir yere atarlar, cesetleri bırakırlar. Ama İsa mezara konuyor. Çünkü İsa'nın izleyiciler arasında olan kişilerden bazıları gidip İsa'nın bedenini alıp mezara götürmek istiyorlar. Bu da ilginç bir peygamberliğin gerçekleşmesi anlamına geliyor. Çünkü yine sanıyorum mezmurlarda emin değilim ama diyor ki öldüğünde Soner abi tamamlar belki ama zenginin arasındaydın. Zenginlerin arasında yani çünkü mezar dediğimiz şey zenginlerin sahip olduğu bir şeydi. Mezara konmak, cesedin mezara konması. Orada da yine bir peygamberlik sözü gerçekleşiyor. Ama bundan sonra ne oluyor diyorsunuz? Diyorsunuz ki yani bu 3 gün süre içerisindeki işte cuma öğleden sonra pazar sabahına kadar geçen sürede ne oldu? Şimdi bunu söylemek lazım. Yani ölüm dediğimiz şey nedir? Birincisi bunun altını çizmek gerekiyor. Yani ölüm dediğimiz şey bir yok oluş mu? Yoksa farklı bir olguya, farklı bir duruma mı işaret ediyor? Örneğin biz insanlar bir insan öldü derken neyi kastedebiliriz? Bu da bizim dünya görüşümüze göre değişir değil mi? Yani eğer bir yani, ahiret inancımız yoksa insan öldü dediğimiz zaman aslında ona tüm varoluşu sonlanmıştır. Yani toprak olmuştur bir yerde. Ama eğer bir ahiret inancı varsa ya da şöyle diyeyim biraz zihin felsefesi açısından konuşacak olursam yani ruh beden ikiliğine dualist bir yaklaşıma benimsiyorsak eğer insanın bir ruhsal bir tarafının da olduğunu yani hem bedenden fiziksel bir taraftan hem de ruhsal ya da zihinsel bir doğasının da olduğunu kabul ediyorsak o zaman bu insan için ne anlama gelir ölüm dediğimiz şey fiziksel bedenin ölü kalması cansız kalması ama ruhsal varlığın devam etmesi anlamına gelir değil mi? Şimdi bu açıdan düşündüğümüz zaman herhalde iki dünya görüşü karşılaştırdığımız zaman olaya bakış açımız çok daha değişir. Kutsal kitap açısından baktığımız zaman tabii ki İsa'nın bedeni mezarda kalıyor belli bir süre. Ama İsa kişisi varlığını devam ettiriyor. Tabii ki burada o süre içerisinde ne olduğu konusunda çok açık bir ayet olduğunu düşünmüyorum. Yani görmüyorum ya da ben bilmiyorum. Soner abi bilmiyorum o konuda ne söyler ama. Yani sanıyorum Petrus mektubunda bir yerde bir ifade kullanıyor. Gidip zindandakilere bir mesaj bildirme konusunda değil mi abi? Yani onun dışında çok böyle açık bir referansımız yok. O süre içerisinde ne olduğuna dair. Fakat ne yapabiliriz? Yani bence çünkü orada belirtilen 3 gün de mesela bu 3 birlik ilkesi gibi. Ha, o 3 de orada rastlantısal bir sayı yok. Değil gibi geliyor bana 3 sayısı. Yok rastlantısal değil. Ya birincisi bunun bir eski anlaşma temeli olduğunu söyleyebiliriz yine. Yani belli eski anlaşma pasajlarına bakıp bir referans noktasının olduğunu söyleyebiliriz. Ama aynı zamanda şöyle bir nokta var. Bununla da ilgili kardeşim çok güzel bir yazı yazmıştı. Onu da belki yine şeyini altı bırakırız. Üçüncü günde diriliş ne anlama geliyor diye eski anlaşma perspektifinden. Orada şunu söylüyor. Diyordu ki Yahudiler arasında bir ölü için işte artık
ölünün çürümeye başladığı zaman olarak 3. gün sonrası dile getiriliyor. Yani artık 3. günden sonra ölü çürümeye başlıyor ki Soner abi bir öyküden bahsetti, Lazar'ın öyküsünden. Orada 4. günde İsa diriltiyor ve Lazar'ın kardeşleri, kız kardeşleri diyor ki yani artık o çürümüştür, kokmuştur diyorlar. Yani Yahudiler arasında bir inanç var. 4. günden itibaren artık beden çürümeye başlıyor. Bu neden önemli? Çünkü Elçi Petrus diyor ki, yine eski antlaşmaya Davut'un sözlerine referans vererek, onun bedeninin çürümesine, onun bedeninin çürümeye, nasıl diyordu? Onun bedenini çürümeyi terk etmezsin, bırakmazsın tarzında. Çürümesine izin vermezsin tarzında bir ifade kullanıyor eski antlaşmada. Yine o sözün o 3. gün durumunda, koşulunda gerçekleştiğini görüyoruz. Yani 3. günde dirilerek aslında bedeninin çürümeye terk edilmediğini bize gösteriyor bir yerde. Bunu ifade ediyor diyebiliriz. Tabii ki bunun üzerine başka da yorumlar yapabiliriz. Farklı pencereler açabiliriz ama temelde böyle bir anlamının olduğunu da ifade edebilirim. Yani bu 3. gün ifadesini. Bir telefon konuğumuz daha var. Aleyna. Merhaba. Sesimi duyabiliyor musunuz? Aleyna. Merhabalar. Evet, duyabiliyorum. Evet. Buyurunuz efendim. Sorunuzu alalım. Benim İbrahim Bey'e bir sorum vardı. İslamiyet'in inancına göre Mesih peygamber olarak görülüyor ama sizin inancınıza göre Mesih peygamber değil, kurtarıcı. Bu doğru mu ya da farklılıkları nelerdir? Bir de Soner Bey'e tanıdığım bir Hristiyan, Hristiyanlığın bir din değil, yaşam biçimi olduğunu söylemişti. Bunu biraz açıklayabilmesini isteyecektim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler soru için. Yani İsa peygamber mi değil miydi sorusunu düşünecek olursak şöyle düşünmemiz gerekiyor. Yani peygamberlik da ne anlıyoruz? İşte peygamber dediğimiz kişi mesela peygamberlikte bulunan, geleceğe dair kehanette bulunan kişi mi? İsa geleceğe dair kehanette bulundu mesela. İşte Kudüs'ün yıkılışından bahsetti. O da 70 yıllarında gerçekleşiyor. Yani İsa'nın peygamber niteliğinin olduğunu da söyleyebiliriz. Yani Hristiyanlar İsa'nın peygamber niteliğinin olduğunu söylemiyor. Hani sonuçta Soner abi de dile getirdi ya. Yani İsa tam insandı, tam da Tanrı'ydı. Yani kendi de peygamber olmuyor tabii. İnsan olarak da yani aslında Yüzüklerin Efendisi'nde çok güzel bir betimleme var. Orada işte baktığınız zaman Gandalf var. İşte Frodo var ve kral olarak kim vardı? İsmini unuttum şimdi. Orada bir betimleme yapıyor aslında Tolkien. Yani kral, kahin ve peygamber. Ve bu üç niteliğin İsa Mesih'te olduğunu görebiliyoruz aslında. Yine Soner abi bahsetti, yani baş kahinimiz olarak İsa'dan bahsediliyor. Aynı zamanda bir peygamber vasfı var. Yine Musa diyor ki Tanrı aranızdan benim gibi bir peygamber çıkartacak diyor. Yine onun İsa'da gerçekleştiğini görüyoruz. Aynı zamanda kral olduğunu görüyoruz İsa'nın. Yani bu niteliklere sahip olduğunu görüyoruz. Yani İsa sadece, daha doğrusu İsa yalnızca Tanrı, İsa kişisi yalnızca Tanrı değil, Tanrı ve insan. Bunu anlamak gerekiyor. Belki burada şunu da altını çizip sözü Soner abiye bırakabilirim. Yani Hristiyanlar belki diğer dinlerden ya da diğer farklı dünya görüşlerinden ayrıldığı nokta, diğer dünya görüşlerinde İsa sadece bir peygamber, sadece bir insan, sadece bla bla diye nitelendiriliyor belli niteliklerle. Hristiyanlık ise diyor ki İsa sadece bir insan değil, sadece bir peygamber değil. İnsan, peygamber ama aynı zamanda Tanrı. Bu ayrımı yapmak lazım. Yani burada farklılaşıyor tabii ki. Farklı dünya görüşleriyle. Evet. Buyurun. Teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel soru. İyi ki böyle bir soru soruldu. İbrahim doğru söylüyor. Bu o kadar önemli bir şeydir ki yani ikinci soruyla çok bağlantılı aslında, çok güzel bir temel atmış oldu. Şimdi biz sadece bir düşüncenin önderini veya bir düşüncenin öncüsünü takip etmiyoruz. Ya da sadece bir kurallar bütününü, o kurallara nasıl saygı gösterebiliriz, nasıl o kurallara sadık kalabiliriz gibi bir hayat sürdürmüyoruz. Bizim Tanrı'yla diri bir ilişkimiz var. Çünkü daha önce de ifade ettiğim gibi Tanrı ruhunu bizim içimize koydu.
Tanrı ruhunu bizim içimize koydu. Dedi ki kurtuluş günü için bu ruhla mühürlendiniz dedi. Ve biz ruhla, yani o kadar çok şey, ayet var ki onunla ilgili, ruhla içimizden Abba Baba diye sesleniriz. İçimizdeki dünyadan üstündür gibi, yani o kadar çok ayet var ki. Dolayısıyla bu sadece işte şu 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 kurallara uyacaksın, şu 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 kurallara göre yaşayacaksın gibi bir şey değil. Dolayısıyla zaten öyle yaşamaya çalışan insanlar çok da fazla içselleştirerek o hayatı devam ettiremiyorlar. Yaşam tarzı, yaşam şekli dediğimiz budur işte. Çünkü biz İsa Mesih'e iman ettiğimiz zaman gerçekten o bizi bütünlüyor, birleştiriyor, tamamlıyor. O zaman biz sadece işte şu günahı işlememek lazım. Bizim bir muhasebecimiz vardı. Bizim işte bazı şirketlerimiz var, çalışıyoruz, işte bu radyolar var falan filan. Bu muhasebeci, ya siz hiç düşünmüyorsunuz, niye bu kadar çok vergi ödüyorsunuz? Her şeyi yazmak zorunda değilsiniz. Yani yazmazsanız kimse bilmez. Ama Tanrı biliyor. Yani niye bu kadar vergi veriyorsunuz diye bize kızardı. Bizi yani kaba olacak enayi olduğumuzu söylerdi bizim bu muhasebe. Bizim muhasebeciler böyle şeyler söylerler. Benim de bir muhasebecim vardı. O da hep böyle şeyler söylerdi. Demek ki hepsi aynı. Evet evet. Türkiye'li muhasebecilerin genel şeyi böyle, her şeyi yazmayın falan. Tabii her şeyi yazmayın. Ne ona gerek? Da fatura mı kesilir? Tabii bu kadar fatura kesmeye gerek var mı? Bu kadar vergi ödemeye gerek var mı? Siz niye böyle yapıyorsunuz? O zaman yani ben diyordum ki ya her şeyi yazmak zorundayız. Çünkü ben aslında devletten korktuğum için bütün vergilerimi ödemek için çalışmıyorum. Aslında tabii bu da yeni bir fasıl açabilir ama bende bir Tanrı korkusu olduğu için, hı hı, ben Tanrı'yla ilişkim bozulmasın korkusuna sahip olduğum için ben bütün hayatımda öyle yaşamak durumundayım. Şimdi gecenin belli bir saatinden sonra trafik ışıkları sanırım çalışmıyor. Yani ışık yanıp sönüyor. Çok kişi gelip geçmediği için gündüz saatinde olduğu gibi olmuyor. Ama ışık yandığında, kırmızı ışık yandığında etrafında hiç kimse yokken, hiç kimse seni görmüyorken, hatta mobese ya da başka bir kamera da yokken, sen eğer o ışıkta duruyorsan sen içselleştirmişsindir demektir ve bu bir yaşam tarzı demektir. Dolayısıyla ama bütün bunlarda aslında anlatması da anlaşılması da zor olan kısım Tanrı'nın ruhu bizim içimizde. Ondan dolayı dedi ya, işte sizi öksüz bırakmayacağım, sizi terk etmeyeceğim. Yani siz yalnız kalmayacaksınız. İşte gerçeğin ruhu sizin içinize gelecek. Dolayısıyla bu ruhla birlikte biz bir... Şimdi Özgür Bey size bakınca şey yapıyorum yani... o kadar yani toleranslı bir insansınız ki. Hoşgörülü. Yani, öyle mi görünüyorum orada? Teşekkür ederim. Sağ olun. Yani kaldım öyle, böyle deyince ne diyeceğimi şaşırdım. Önünüzü kestim. Hazır vergi demişken, geçen gün de söz etmiştik bu mevzudan. Kiminle? Edip Yüksel konuğumuzda inanç vergisi mevzusunu ile ilgili bir program yaptık geçtiğimiz çarşamba günü akşamı. İnanç vergisini konuşurken aklıma geldi orada spontan bir şekilde bu İncil'deki Sezar'ın hakkı Sezar'a meselesi. Şimdi vergi deyince gene geldi aklıma. Size sorayım. Asıl size sormam lazım bu soruyu. Bu İncil'de geçen İşte Sezar'ın, yani işte kral mı oluyor, yönetici, o şey yöneticisi, vali gibi bir şey herhalde Sezar, değil mi o zamanlarda? Ajanları Sezar'a gidiyorlar ve işte ağzını aramak için vergi vermemizin, işte Sezar'a vergi vermemizin kutsal yasaya uygun mudur kabilinden bir soru soruyorlar. Sezar tabii İsa tabii bunu
anlıyor onların ajan olduğunu ve kötü niyetli olduklarını hemen anlıyor ve şey diyor işte bir para çıkartın artık neyse o paranın adı, bir para çıkartın üzerindeki resme bakın diyor. Kimin resmi var? Sezar'ın resmi var. O zaman Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya, herkese hakkını verin diyor. Bu sözün şöyle bir ilişkilendirilmesi olduğunu işitmiştim, okumuştum geçmiş zamanda. Laiklik mevzusuyla din ve devlet işlerinin birbirinden ayrıştırılması, dünya işlerinin birbirinden ayrıştırılmasının işte İncil'deki referansı mı diyelim, referansı olabilecek bir ayet ya da hikaye olduğuna dair fikirler var. Siz ne dersiniz? Bu bölüm mesela laiklikle, din ve devlet ilişkilerinin birbirinden ayrılmasıyla ilişkilendirilebilir bir bölümüdür. Bu ilişkilendirilebilir. Aslında kutsal kitaptaki birçok şey için, var olan birçok şey için, örneğin komünizmin geldiği, beslendiği, ortaya çıktığı yer olarak elçilerin işlerindeki o komün hayat nasıl örneklendiriliyorsa birçok şeyi o tarafa biz bağlayabiliriz. Ama biz burada şeyi biliyoruz, İsa çok akıllı bir adam ve çok net bir şekilde fark ediyor. Çünkü Ferisiler bunu bir kez yapmadılar, birçok kez yaptılar. Yani önüne zinada, yani zina etmiş, yakalanmış bir kadını getirdiler bir sefer. Dediler ki yani biz bunu ne yapalım? Yasaya göre onu taşlamaları gerekiyordu. O zaman İsa onların önüne o kadar net bir şey koydu ki aranızdaki, yani aranızda günahı en az olan ona ilk taşı atsın. Hatta işte orada ilginç bir cümle de var. Diyor ki eliyle toprağa bir şey yazıyor. Yani niye yazıyor? Bazıları da diyor ki büyük olasılıkla birisi eline taş aldı atacakken işte sen şu günahı işlemiştin gibi bir şey yazmış olabilir diye tanımlayanlar da var. İsa hepsinin günahını biliyordu. Onun için hiç kimse orada taş atamadı. Aynı şekilde evet, yani gerçekten biz tarihe baktığımız zaman bir din devletinin olmaması lazım. Yani bir din devleti aslında her şeyi karıştırıyor. Yani İsa bunun için söylememiş olabilir ama bizim elimizde çok iyi bir ilke var. Ayrılması gerekiyor. Yani çünkü devletin dini olduğu zaman iltimas ortaya çıkıyor. Bazı dinlerin daha fazla ayrıcalığı oluyor. Bazı dindarların daha fazla ayrıcalığı oluyor. Diğerleriyle öyle bir şey kurulamıyor. Olmaması lazım. Yani devletin bence dini olmamalı. Yani devlet sekülerdir, laik olmalıdır. Bütün inançlara eşit bir şekilde yaklaşmalıdır. Ama ben bunun örneğini dünya üzerinde göremiyorum. Yani gerçekten bütün inançlara aynı mesafeyle yaklaşabilen bir devlet örneğini ben çok fazla göremiyorum. Varsa da bilmiyorum, okumadım. Dolayısıyla İsa çok akıllı bir şekilde cevap veriyor. Diyor ki o ayrı bir şey. Devletin hakkını devlete vereceksin. Ki aslında İsa'nın yaptığını da biliyoruz. Çünkü sanırım bir çok net hatırlamıyorum ama bir ayet vardı. Yani bir para ödemeleri gerekiyordu, bir vergi ödemeleri gerekiyordu. O zaman sanırım balığı gidin işte şeyi atın, oltanızı atın, bir balık tutacaksınız ve onun içinde bir para çıkacak. Yani normalde olacak bir şey mi? Ama aslında yani bunun ödenmesi için İsa'nın neredeyse yepyeni bir şey yarattığını, yepyeni bir şey ortaya çıkardığını biz burada görüyoruz. Evet, ayırması lazım. Tanrı'nın hakkını vermek, devletin hakkını vermek gibi bir şey değil. Ya da devletin hakkını vermek, Tanrı'nın hakkını vermek gibi bir şey değil. Dolayısıyla kesinlikle ayrı olması lazım. Bunun laiklikle bağlantılı bir şekilde ilişkilendirilmesi açıkçası beni rahatsız etmiyor. Çok doğru. Siz de katılıyorsunuz herhalde İbrahim yani Bey. Yani laiklikle ilgili bir şey arayacaksak belki şu ayet de çok enteresan olabilir yani. Buyurun. Onu da dipnot olarak bırakalım. İsa Yuhanna 18:36 diyor ki benim krallığım bu dünyadan değildir diyor. Yani orada
krallıklar arası yani devlet işinin de bir şekilde ayrı olduğunu da yani insanın kral olduğu şeyin alanın normal işte Roma'nın krallığına benzemediğini, farklı bir krallık olduğunu söylüyor. Orada da bir ayrım yapıyor. Belki o da enteresan bir şey olabilir, referans olabilir bu noktada. Bir soru daha geldi aklıma ama böyle şey, bize dernek üye ve gönüllerimizin de soruları var ama arda arda benim aklımdan gelince şey, Umberto Eco'nun meşhur romanı Gül'ün Adı romanını okumuşsanız şayet, çok efsane bir romandı, benim de genç yaşımda okuduğum ve hatta iki kere falan okuduğum, böyle çok beğenerek okuduğum bir romandı. Oradan hatırladığım bir şey vardı. Bir bölümde işte bir konuşma, diyalog esnasında İncil'in içerisinde İsa Mesih hiç gülerken anlatılmaz, tasvir edilmez kabilinden bir şey vardı. Ve bundan yola çıkarak işte gülmenin kötü bir şey olduğu ifade edilirdi, ediliyordu. Orta Çağ'da da böyle bir kafa varmış anladığımız kadarıyla. Eco çünkü bir tarihçi, bir bilim insanı aynı zamanda, aslında o romanda Orta Çağ psikolojisini anlatıyor. Bunun için ne dersiniz? Gülmek, eğlenmek, neşelenmek hususunda böyle bir şey varmış. Ben sadece şey diyeyim, sonra sözü Soner abiye bırakayım. Yani Yuhanna 2. bölümde miydi? İsa'nın bir düğüne gittiğinden bahsediliyor. Yani bir Yahudi düğününü, 1. yüzyıldaki Yahudi düğününü biraz araştırırsak, düşünürsek bizimkine de çok benzer olduğunu görebiliriz. Hatta bu son dönemlerde de bir dizi yapıldı İsa ile ilgili. The Chosen mıydı? Tam emin değilim. Orada da çok güzel böyle betimlemeler var. Yani o dönemin tarihselliğine dair böyle ince nüanslar var. Yani orada da dile getir, yani betimleniyordu, gösteriliyordu böyle İsa'nın nasıl halay çektiği işte. O dönemin geleneklerine uygun bir şekilde o düğün içerisinde dans ettiği, güldüğü, şakalaştığı vesaire. Yani kutsal kitaba baktığımız zaman bu, ister bu ayete bakalım, ister farklı noktalara bakalım, Tanrı'nın gülümsediğini, bizle beraber ilgilenirken inanılmaz derecede, yani onunla beraber geçtiğimiz zamanlarda inanılmaz derecede keyif aldığını, yani mutlu olduğunu düşünüyorum. Yani tabii ki böyle illa çok açık referanslar bulabilir miyiz? Soru işareti bırakabilirim ama örtülü olarak, dolaylı olarak birçok metinde, demin verdiğim örnekte olduğu gibi, yani İsa düğüne katılıyor. O düğüne katılmanın içerisinde belli ritüeller var, belli şeyler var. Nasıl biz mesela bir düğüne gittiğimiz zaman bir halaya katılıyoruz değil mi? Bir halay çekiliyor. Bir kasap havası oluyor vesaire. Orada bir şey yapıyoruz. Yani o sevince katılıyoruz, beraber dans ediyoruz. Sevincimizi gösteren bazı şeylerde bulunuyoruz, davranışlarda bulunuyoruz. Alkışlıyoruz vesaire vesaire. İsa'da da bunu görebiliyoruz. Yani onun sevindiğini, mutlu olduğunu, bizimle beraber sevinç duyduğunu görebiliyoruz. Buradaki nokta çok önemli. Çünkü yeni antlaşma diyor ki bize, daha doğrusu İsa'nın kendisi diyor ki, beni gören Baba Tanrı'yı görmüştür. Yani İsa tam Tanrı olarak, tam insan olmasının yanı sıra tam Tanrı olarak aslında bize Tanrı'yı nasıl diyeyim, kusursuz bir şekilde resmediyor, gösteriyor. Tanrı kim olduğunu bize tanıtıyor. Dolayısıyla İsa'nın davranışlarına baktığımız zaman bir yönüyle onun Tanrı olarak da ne kadar bizimle beraber sevinç duyabildiğini de görebiliyoruz. Demin mesela Soner abi bahsetti, o kısa ayette, İncil'in en kısa ayeti İsa ağladı ayetinde. Yani tabii ki diyebiliriz ki o insan tabiatında da İsa bizim gibi duygulara sahipti, duygularını ifade etti vesaire. Fakat bununla beraber Tanrı olarak da nasıl diyeyim? Bu da aslında din felsefesi açısından, hazır ben de din felsefesi konusunda okuyorum, farklı bir tartışma konusu. Oraya girmeyeceğim. Çok uzatmamak adına. Hani Tanrı duyguları var mıdır? Sevinir mi? Üzülür mü? Vesaire falan. Ama en azından kutsal kitaptaki betimlemelere baktığımız zaman Tanrı'nın bizlerle belli bir paydaşlığa sahip olduğunu, duygusal paydaşlığa da sahip olduğunu görebiliyoruz.
Yani sizin inanış şeklinizde gülmek, eğlenmek şeytani bir şey değil. Kesinlikle. Kesinlikle. Bir şey söyleyeceksiniz sonra. Yok, Bey. Aynen öyle. Şimdi aslında Umberto Eco'nun Gül'ün Adı romanının geldiği yeri, anlattığı hikayeye baktığımız zaman o ortaçağ Avrupa'sının karanlık dehlizlerinden ortaya çıkmış bir hikaye. Ve aslında Hristiyanlığın her şekilde yani sorgulandığı, Hristiyanlığın lime lime edildiği, her şeyinin işte o Engizisyon'la birlikte, başka mekanizmalarla birlikte Hristiyanlığın her şekilde eleştiriye maruz kaldığı bir dönemde ortaya çıkan bir roman. Ama Kutsal Kitab'ın birçok yerinde çok net, örneğin İsa diyor ki öğrencilerine Yuhanna 15'te, 11. ayette, sevinin, sevinciniz, yani sevinciniz tam olsun diye, sevinciniz tamamlansın diye bunları size söyledim diyor. Aslında sevinçle ilgili öyle Kutsal Kitap şeyleri vardır ya, uygulamaları vardır. O uygulamalara girip yazdığınız zaman yani yüzlerce sevinçle ilgili şey çıkıyor. Örneğin Tanrı'nın ruhundan esinlenerek konuşan Paulus'un Filipililere yazdığı mektupta diyor ki sevinin, Rab de her zaman sevinin. Hatta sıkıntınız olduğu zaman da sevinin. Acınız olduğu zaman da sevinin. Bir şeyi anlamadığınız zaman da her zaman sevinin. Sevinç aslında o kadar önemli bir meziyet ki şöyle diyor, yani siz bu sevinç, yani içinizdeki sevincin sebebini soranlara verecek bir yanıtınız olsun diyor. Siz bir araya geldiğiniz zaman herkesin paylaşabileceği bir şeyler olsun diyor. Yani sevinç bizim hayatımızın ortasında duruyor. Çünkü ben biliyorum, ben Tanrı'yı tanıyorum, Tanrı'yla yaşıyorum, Tanrı'yla birlikte yürüyorum ve her durumda Tanrı'nın etkin olduğunu biliyorum. Her şekilde Tanrı'nın etkin bir şey, bana dokunduğunu, beni bırakmayacağını, beni terk etmeyeceğini biliyorum. Dolayısıyla bizim inancımızın tam ortasında duran bir şeydir. Böyle surat asan bir Hristiyan görürseniz onu teşvik edebilirsiniz. Surat asmasına gerek yok. Son bir soru sormak istiyorum. Son soru şey, pek tabii ki dönüşüyle ilgili İsa'nın. İsa ne zaman dönecek ya da dönecek mi? Böyle bir şey biliyoruz biz, bir gün dönecek diye. Bu inanış neye dayanıyor? Ben İncil'de hatırlamıyorum bir dönüş olayı. 3 gün sonra dirilişi anlatılıyor ama bir gün tekrar dönecek ve bölümünü hatırlamıyorum. Şu anda hatırlamıyorum. Biraz onu anlatabilir misiniz? İlgilendirebilir misiniz? Tabii ki. Yani şimdi aslında İsa'nın dönüşü adaletle ilgili olan bir şey. Eğer İsa... Geçiyor. Ama değil mi? İncil'in içerisinde anlatılıyor bu. Tabii anlatılıyor. Kesinlikle. Kutsal Kitab'ın birçok yerinde bu çok net bir şekilde anlatılıyor. Benim aklıma gelenlerden bir tanesi, İsa çarmıha gerildi, öldü, 3 gün sonra dirildi, 10 gün sonra Kutsal Ruh'u gönderdi Pentekost gününde. Arkasından öğrencileriyle bir süre yaşadı, sonra göğe yükseldi. Göğe yükselirken onun nasıl göğe yükseldiğini gördüyseniz aynı şekilde onun geri geleceğini bilirsiniz. İsa geri gelecek, tekrar gelecek. Yani yüzlerce ayet var. İsa dünyaya gelecek. İsa dünyayı bu sefer ilk geldiğinde insanları kurtarmak için geldi. İlk geldiğinde onlara yaşam vermek için geldi. Onlara dokunmak için, onları iyileştirmek için geldi. Ama bir süre geçtikten sonra artık bunun zamanını biz bilmiyoruz. Baba Tanrı biliyor. Ve bu sefer geldiğinde artık insanları yargılamak için. Çünkü eğer bu yapılmazsa adalet duygusu, adaletin kendisi zedelenir. Yani herkes yaptıklarına göre yargılanacak. Ve bu yargı İsa Mesih aracılığıyla gerçekleşecek. Yani biz bekliyoruz, hatta onunla ilgili bir sürü ezgiler söylüyoruz. Mesela Maranata,
bizim kullandığımız sözcüklerden bir tanesi amin, gel ya Rab. Çünkü dünyadaki kötülüğü gördükçe, dünyadaki çirkinliği gördükçe insanların nasıl iğrençleştiklerini, nasıl bu kadar haksız, adaletsiz bir şekilde davrandıklarını gördükçe yani artık gel Rab diyoruz. Gel Rab, gel artık bitsin bunlar diye biz hayatımızın değişik dönemlerinde Allah'ım al canımı da kurtar diyor. Yok, öyle. Öyle bir şey galiba bu. Biraz. Yani, gelsin. Bu ne çile, bu ne dert yani. Al canımı kurtar bir. Şimdi şeyi sorayım ben bir de. Biz zaten ölüyoruz. Ölünce inanışa göre işte bir cennet, cehennem inanışına göre işte bir mahkemeden geçirilip ona göre işte ya cennete gönderiliyoruz, cennete gidiyoruz ya cehenneme gidiyoruz. Böyle bir inanış sistemi var. Şimdi İsa'nın gelip yargılama süreci ne oluyor? Bir çeşit yüksek mahkeme mi? Öyle bir şey mi? Anlamam gerekiyor buradan. İbrahim Bey. Bana mı bırakıyorsun sözü? Bilmiyorum. Yani, şimdi sorular benim... sorular böyle biraz şey çıkıyor benim zihnimden. Ha, yok. Çünkü planlanmış sorular falan değil yani. Anlayabiliyorum yani sorunun işaret ettiği noktayı. Yani demin aslında söylendi. İsa'nın iki gelişi var. Birincisi 2000 yıl kadar önce geldiğinde aslında Yuhanna müjdesi şöyle diyor. Aslında yerinden de okuyabilirim. Demin oraya bakıyordum. Lütfen. Diyor ki en böyle meşhur ayet de vardır. Onun devamından da bahsedeceğim biraz. Diyor ki Yuhanna 3:16'da çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Tanrı oğlunu dünyaya yargılamak için göndermedi. Dünya onun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi. Ona iman eden yargılanmaz, iman etmeyen ise zaten yargılanmıştır. Çünkü Tanrı'nın biricik oğlunun adına iman etmemiştir diyor. Şimdi bu kısımda aslında İsa'nın ilk gelişinden bahsediyor. İsa neden geliyor? Dünya kurtulsun diye. Kefaret gerçekleşsin diye. Ve onun aracılığıyla sonsuz hayata sahip olalım diye geliyor. Tabii ki yine Soner abinin söylediği gibi yani bu aslında filmin ilk kısmı. Bir de devamı var. Devamında ise bu sefer ikinci kez gelecek. Ama bu sefer aslında o bahsetti ki demin krallığından bahsediyor İsa. Bu sefer kral olarak gelecek. Bu sefer tahtında gelecek. Yani ilk geldiğinde Yeşaya peygamberdeki sözleri gerçekleştiriyordu. Yani acı çeken kul olarak geldi kefaret etmek için. Ama bu sefer geldiğinde güçlü bir kral olarak gelecek. Dolayısıyla bu güçlü kral olarak geldiğinde dünyayı yargılamak üzere gelecek aynı zamanda. Bu yargılamadaki kriter ne? Bir kişi İsa'ya iman etti mi, etmedi mi? Eğer bir kişi İsa'ya iman ettiyse yine kutsal yazılar diyor ki ona hiçbir mahkumiyet yoktur. Ama bir kişi İsa'ya iman etmediyse burada yine ne diyordu? Çünkü ona iman eden yargılanmaz, iman etmeyen ise zaten yargılanmıştır diyor. Çünkü Tanrı'nın biricik oğlunun adına iman etmemiştir. Dolayısıyla burada yargı kriterini de belirtiyor yani. Neye göre değerlendirilecek insanlar? Yani kutsal kitabın temel tezi aslında insanın kendisinin kurtuluşunu sağlayamayacağı, bir kurtarıcıya ihtiyacın olduğunu, bu kurtarıcının İsa Mesih olduğunu ve ikinci gelişinde aslında bu nihai adalet gerçekleşirken dolayısıyla herkes yaptıklarına göre yargılanacak. Eğer ben İsa'ya iman etmediysem yaptıklarıma göre yargılanacağım. Yani adalet gerçekleşecek. Ama iman ettiysem bu sefer benim cezam yine adalet gerçekleşiyor ama benim cezam İsa'da gerçekleşmiş. Yani İsa'da tazmin edilmiş olacak. Yerine gelmiş olacak. Dolayısıyla yine adalet var ama bir tanesinde benim cezamın suçunu İsa çekiyor. Bir tanesinde diyor ki ben yok İsa benim cezamın suçunu çekmesin ama ben bunu yükleneceğim diyorum bir yerde kutsal kitaba göre. Dolayısıyla ikinci gelişinde ki Soner abinin dediği gibi ikinci gelişi kutsal kitapta vurgulanıyor. İsa'nın kendisi de bunu vurguluyor. Diyor ki size geri döneceğim diyor. Ama bu sefer geldiği zaman bir yargıç olarak geleceğini kutsal kitap bize bildiriyor. Nihai adaleti gerçekleştireceği zaman olarak bize ifade ediliyor ikinci geliş. Artık dünyanın sonu olarak yani dünyanın sonu derken belli bir devrin, bir dönemin sonu olarak gözüküyor yani ikinci geliş. O da bence çok önemli çünkü yine bahsedildi yani bu dünyada yaşarken ne kadar biz adaletin gerçekleşmesini istersek isteyelim bir şekilde
belli bir oranda, belli şekillerde adaletsizlikler ortaya çıkıyor. Biz bunu kusursuz bir şekilde yerine getiremiyoruz. En kusursuz gördüğümüz sistemler bile çeşitli açıklara sahip oluyorlar. İnsanlar bu açıklardan adaletsizlikler ortaya koyuyorlar. Dolayısıyla bu adalet... Seste bir bozulma oldu, kısa bir bozulma. Dolayısıyla yani bu son İsa'nın ikinci gelişinde aslında bu dönemin kapanması demek, nihai adaletin de gerçekleşmesi demek oluyor. Burada şunu söyleyerek kapatayım ben. Bir Hristiyan olarak ben ahirete, nasıl ahiretin var olduğuna, İsa'nın tekrar geleceğine, son bir yargı günü olduğunu nasıl bu kadar emin olabiliyorum, emin olabiliyor muyum diye soracak olursam kendi kendime ya da siz bana soracak olursanız, bunu varsayarak söylüyorum. Ben bundan emin olabiliyorum. Neden? Kutsal Kitap bunun nedenini bana söylüyor. Diyor ki elçi Paulus, Elçinin İşleri 17. bölümde, 31. ayette sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Diyor ki Tanrı İsa'yı ölümden diriltmekle aslında bu ahiretin, son günün güvencesini her birimize vermiştir. Neden? Çünkü eğer İsa ölümden dirildiyse o zaman ölümden diriliş vardır. Bunun güvencesini sunar bize. Eğer ölümden diriliş varsa her birimiz bir gün ölümden dirileceğiz ve o yargı kürsüsüne çıkıp hesap vereceğiz. Bunun büyük bir güvencesini sunar. Eğer herhangi bir kişi İsa'nın dirilişinin gerçekleştiğine dair bir güvenceye sahip oluyorsa, en azından ben mesela tarihsel olarak incelediğimde, meraklı bir Hristiyan olarak İsa'nın dirilişinin tarihsel olarak güvenilir olup olmadığını incelediğimde şunun sonucuna vardım ki evet, biz diğer tarihsel kaynaklarla karşılaştırdığımızda onların güvenilirliğinden kuşku duymuyorsak, çeşitli ölçütler aracılığıyla İsa'nın dirilişinden de kuşku duyacağım herhangi bir durum söz konusu değil. Kuşku duymamam için gerekçelerim var. Tarihsel olarak İsa dirilmiş olduğuna dair bazı gerekçelerim var. Dolayısıyla ben buna dayanarak diyebilirim ki Tanrı İsa'yı ölümden diriltmiştir. Tarihsel bir gerçek olarak. O zaman ahiret dediğimiz şey de vardır. Sonsuz bir yaşam vardır. Bu sonsuz yaşamın kriterinde Kutsal Kitap bizlere veriyor söz ettiğim gibi. Teşekkür ederim. Soner Bey, söylemek istediğiniz son bir, belki bir mesaj vermek istersiniz bizi dinleyenlere. Söylemek istediğiniz bir şey varsa. Tabii ki aslında böyle bir fırsatı verdiğiniz için gerçekten size teşekkür ederiz. Ben yine bu vesileyle şunu söylemek isterim ki bizim birbirimizi dinlememiz lazım. Bizim birbirimize gerçekten saygı göstermemiz lazım ve birbirimize tahammül etmemiz lazım. Birbirimize tahammül etmeyi öğrenmemiz lazım. Yani birisinin hiçbir şeye inanmaması, birisinin birçok şeye inanması, birisinin Müslüman olması, birisinin Hristiyan olması problem değil. Problemin kendisi dinlememekten kaynaklanıyor. Ve gerçekten ben size teşekkür etmek isterim. Çünkü bize böyle bir fırsat verdiniz ki biz kendimizi ifade etme olanağını bulduk. Ve ben şahsen sizi anlamak için çok çaba sarf ediyorum. Sizin ateist bülteni düzenli bir şekilde okuyorum. Sizin derneğinize dolaylı yollardan destek veriyorum. Yani etrafımda çok insan var sizin gibi düşünen, yaşayan. Bana nasıl saygı gösteriliyorsa aynı şekilde en azından o kadar saygı göstermek için çabalıyorum. Bizim ihtiyacımız olan şey budur. Yani biz birbirimizi dinleyelim. Çünkü şimdi bir laf vardır. Kraldan çok kralcı olmak diye bir laf. Yani herkes kendisine kendi tebaasını oluşturmak istiyor. Herkes yani en üstün bizim dinimiz olsun. En çok taraftar bizim taraftarımız olsun. Yani sizin açınızdan bakarak böyle bir cümle kurmak istiyorum. Eğer bir Tanrı varsa bu bizim işimiz değil. Bu Tanrı'nın işi. Tanrı'nın eğer sevgisi, ben ne yaparsam yapayım, hani bu çirkin bir hayat sürdüreyim, günahlı bir yaşam sürdüreyim demek anlamına gelmiyor. Ama benim yaptığım iyi şeyler aslında Tanrı'nın bana olan sevgisini değiştirmeyecek. Tanrı beni zaten seviyor. Hep sevecek.
sevgisi hiç azalmayacak. Sonsuza dek beni sevecek. Dolayısıyla benim ne kadar çok taraftar biriktirmem, ne kadar çok kişiye duyurmam aslında Tanrı'nın bana olan sevgisini artırmayacak. Dolayısıyla bu iş, yani anlatma işi daha çok benimle ilgili. Yani siz beni burada 1,5 saat dinlediniz. Sizinle birlikte bir sürü insan bunu izliyor. Yani benim sorumluluğum var kendimi anlatmak gibi. Ve bu sadece benimle ilgili bir şey. Dolayısıyla aynı şeyi herkesin yapmasına fırsat vermek lazım. Ben şahsen radyomuzda bunu çok yapıyorum. Herkese mikrofon uzatıyoruz. Hiçbir şekilde onların önünü kesmiyoruz. Ayıplamıyoruz, kınamıyoruz, eleştirmiyoruz, yargılamıyoruz. Bizim gerçekten önce saygı göstermeyi ve tahammüllü yaşamayı öğrenmemiz lazım. Siz bu noktada çok önemli bir işlevi yerine getiriyorsunuz. Bundan dolayı gerçekten teşekkür etmek isterim. Ben teşekkür ederim. İbrahim Bey, ekleyeceğiniz sizin bir şey varsa son sözler olarak alayım. Yani ben de yine Soner abinin söylediği gibi yani burada Hristiyanlığı konuşmamıza, soruları yanıtlamamıza fırsat tanıdığınız için teşekkür etmek istiyorum. Çünkü her zaman... Efendim biz teşekkür ederiz. Cevap verdiniz. Her zaman zamanınızı da ayırdınız. Bizim teşekkür etmemiz gerekiyor esasen. Sağ olun. Yani her zaman Hristiyanlığı Hristiyan'dan dinlemek de mümkün olmuyor. Yani böyle bir platformda Hristiyanlığı Hristiyan'dan dinlemelerini insanların fırsat verdiğiniz için gerçekten teşekkür etmek Çünkü isterim. Biz sizin arkanızdan ben şahsen falan çok İncil'den örnek verip falan böyle eleştiririm. Şimdi sizden dinlemek güzel oldu. Benim açımdan keyifli oldu. Bu arada yani eleştirmek bence bir anlamda yapılması gereken de bir şey yani. Bir tırnak içerisinde İslamiyet'i eleştiremediğimiz için biz Türkiye'deki ateistler olarak Hristiyanlık üzerinden şey yapıyoruz. Strateji geliştiriyoruz. Yani şöyle korkuyoruz çünkü yani. İslamiyet'i eleştirirsek başımıza bir hal gelir, meteor falan düşer diye biraz ürküyoruz Türkiye'deki ateistler olarak. Sizler yani, biraz daha pozitif insanlar olduğunuz için toleranslı. Şöyle düşünüyorum en azından yani eğer bir yerde benim kaçırdığım bir durum varsa, eğer inancımda zayıf olan, yanlış olan bir şey varsa yani onu görmek isterim. Yani ya da birisinin bana bunu göstermesini beklerim. Ya da en azından bunu göstermek erdemli bir davranıştır. Yani birisi yanlış bir şey yapıyorsa, kardeş sen yanlış bir şey yapıyorsun ya da bu konuda yanlış düşünüyorsun demek aslında erdemli bir davranıştır. Eğer onu gerekçelendirebiliyorsak, eğer onu rasyonalize edip anlatabiliyorsak. Neden? Çünkü aslında bir yerde onun iyiliğini istiyoruzdur, değil mi? Yani o kişi de gerçekle uyumlu yaşasın diye. Eğer gerçeklerden kopuk bir kişi gördüğümüzde ona gerçekleri söyleyip onu gerçekle uyumlu hale getirmiyorsak onu sevdiğimizi nasıl söyleyebiliriz? Dolayısıyla bence sevginin bir şeyi de, parçası da yanlışı göstermektir ki Tanrı aslında mesela kutsal kitapta bunu da yapıyor. Yani Tanrı sevgisini gösteriyor ama diyor ki bak sen bak bu noktada şunu yaptın, bu yanlış ama ben seni seviyorum, bunun için kefaret ettim, kefareti gerçekleştirdim diyor. Yani dolayısıyla ben şeyde bile Hristiyanlığa baktığım zaman eleştirinin en azından Hristiyanlık açısından diyeyim yani eleştirinin kötü olmadığını ve önemli yani makul ölçüde bu eleştirilerin getirdiği zaman olumlu bir işleve sahip olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla ben mesela kendi kişisel olarak eleştirilere kapalı bir insan değilim. Teşekkür ederiz efendim. Bizim inanç vergisi girişimi diye bir girişimimiz var. Haberdar mısınız inanç vergisi girişiminden? inancvergisi.com'dan izleyicilerimiz de inceleyebilirler. İnanç vergisi girişimi bu Diyanet İşleri'ne inançlı, inançsız, gayrimüslim herkesten toplanan vergilerin sadece işte Diyanet İşleri Başkanlığı, Hanefi, Sünni mezhebi İslamiyet'in bu mezhebine yönelik manevi ve maddi ihtiyaçları için karşılanıyor ve biz bunu eleştiriyoruz. Eğer böyle olacaksa bu iş
bizim vergilerimiz Avrupa'daki diğer örneklerinde olduğu gibi bir inanç vergisi uygulaması getirilsin ve bizlerden vergi vermek istemeyen insanlardan inancından dolayı vergi alınmasın zorla bu Diyanet işleri için şeklinde bir girişimimiz var. Bu girişime biz sivil toplum kuruluşlarını, siyasi partileri yani örgütleri davet ediyoruz. Sizleri de davet etmek isteriz. Siz de bir sivil toplum kuruluşusunuz. Yasal durumunuz itibariyle uygun görürseniz memnun oluruz, incelerseniz. Evet. Tabii inceleriz. Ben şimdi açtım. Ayrıntılı bir şekilde bakarız. Yani bu sorulması gereken sorulardan bir tanesi. Sevinçle inceleriz ve fikrimizi söyleriz. Evet. Teşekkür ederiz efendim yayınımıza katıldığınız için. Herkese de teşekkür ediyorum. Sorularımıza cevap verdiniz. Son olarak kapanışta her zaman olduğu gibi Patreon ve Creasus destekçilerimize teşekkür etmek istiyoruz. Patreon destekçilerimiz Bahar Kılıç, Ekrem Karahan, Gökhan Özbek, Umut Yıldız, Ata Istar, Erol, Nahmiya, Sasan Dudu, Onur Romano, Güneş Yıldız, Mehmet Ateş, Creasus destekçilerimiz Ulaş Alagöz, Feriyel Köseoğlu, Can Mesur, Ertan Evrim, Seyit Öztürk, Zafer Örenlili, Aslan Gençer, Efkan Krimi, Roşan Denizhan. Teşekkür ederiz efendim. Herkese iyi akşamlar.